Halkanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Sıcak gelişmeleri ve önemli konu başlıklarını konuklarımızla birlikte sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ziyareti kapsamında önemli görüşmeler yapacak. Bölge için belirleyici görüşmelerden biri olacağını söyleyebiliriz. Bugün çok değerli konuklarımızla bu konuyu mercek altında tutacağız. Ankasan Başkanı Sayın Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte olacak. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel yine yayınımıza katılacak. Gazeteci Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş'la birlikte bugünkü ziyareti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'deki genişleme planını ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama bildiğiniz gibi yarın da Beijing Kış Olimpiyatları başlıyor. Önce bir Beijing'e döneceğiz bugün. Yarın başlayacak olan olimpiyatlar öncesinde Çin Medya Grubu muhabiri Wu Fan'la bir bağlantı kuracağız. Sayın Wu Fan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar. Evet. 4 ila 22 Şubat tarihleri arasında 2022 Beijing Kış Olimpiyatları yapılacak ama bugün de müsabakalar açılış töreninden önce başladı. Öncelikle kış olimpiyatlarında nasıl bir hava var? Bugünkü atmosferi sizden dinleyelim. Evet, aslında bugünlerde Çin'de en önemli geleneksel bayram, bahar bayramına rastlanıyor. Bu bütün Çinli vatandaşlar mutlu bir atmosferde kış olimpiyatlarını açılmasını bekliyorlar. Beijing Kış Olimpiyat Oyunu, Beijing'in şehir merkezi, Yanqing Mahallesi ve Zhangjiakou kenti dahi 3 bölgede düzenlenecek. 2008 Beijing Yaz Olimpiyatlarında yüzme salonu olarak kullanılan su küpü, buz hokey salonu olarak kullanılmak üzere buz küpüne dönüştürüldü. Beijing'de bulunan Shougang Demir Çelik Fabrikası'nın kalıntıları da Beijing Kış Olimpiyatları Parkı olarak yeniden tasarlandı ve inşa edildi. Park, serbest stil kayak, artistik patinaj ve curling dahil birçok daldaki müsabakalara ev sahibiliği yapacak. Beijing 2022 Kış Olimpiyatları meşale koşuşunun Beijing ayağı dün başladı. 3 gün sürecek meşale koşuşunda 1200'ün üzerindeki kişi meşaleyi taşıyacak. Olimpiyat meşalesi 4 Şubat günü Çin Ulusal Stadyumundaki ana meşale kulesine getirilecek. Kış olimpiyatlarının açılış töreni yarın akşam saat 8'de Beijing'de kuş yuvası olarak bilinen ulusal stadyumda başlayacak. Rusya, Kazakistan, Singapur ve Suudi Arabistan dahi 25 ülkenin liderleri söz konusu törene katılacak. Yani hepimizin şimdi ilgi gösterdiğimiz diğer konu kış olimpiyatlarda salgınla mücadele önlemleri nasıl olacak, değil mi? Bu arada Beijing Kış Olimpiyatlar Organizasyon Komitesi benim 2022'sim isimli bir cep telefon uygulaması da çıkardı. Bu uygulama olimpiyat oyunları sürecinde salgın tedbirleri için hayati önem taşıyor. Uygulamaya başvuru yapanlar her gün kendi sağlık durumunu internete yükleyebilirken navigasyon, çeviri, yemek gibi açılardan kolay hizmetlere de erişebilir. Benzer mobil uygulamalar geçen yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları sırasında da kullanıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Juan Antonio Samaranch Jr. yaptığı açıklamada Beijing Kış Olimpiyatları için adanan salgın önlemli tedbirlerinin güvenli ve etkili olduğunu belirtti. Ayrıca kapalı döngü yönetimi altındaki olimpiyat köyünün dünyadaki en güvenli yerlerden biri olduğunu dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 139. genel toplantısında video konferansı yoluyla yaptığı açıklamada dünyanın Çin'den beklentileri bulunduğuna ve Çin'in de bunun için hazır olduğuna dikkat çekti. Dünyaya sadık, güvenli ve mükemmel bir olimpiyat şenliği sunacaklarını söyleyen Xi, daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü ve hep beraber temasıyla olimpiyat ruhunu hayata geçireceklerinin altını çizdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach söz konusu toplantıda 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları
oyunlarının tüm hazırlıkları tamamlandı. Güvenli ve görkemli bir olimpiyat şenliğinin kısa süre sonra perdesi açacak. Beijing dünyada hem yaz hem de kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk çift olimpiyat kenti olacak. Yarın akşam Çin'le birlikte tarih yazacağız diye konuştu. Böyle yani olimpiyat oyunlarıyla haberler bu kadar. Bufan, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Biz de heyecanlı olimpiyat oyunlarını takip ediyor olacağız. Gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Size kolaylıklar dileyelim. Biz de buradan Beijing'e selamlar. Takipte kalacağız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ ol. Çin Medya Grubu muhabiri Wufan bizlerle birlikteydi ve Beijing Kış Olimpiyatları'nın başlangıcına ve açıklamalara ilişkin detaylı bir şekilde bize açıklamaları yaptı. Dediğimiz gibi 4 ila 22 Şubat tarihleri arasında 2022 Beijing Kış Olimpiyatları yapılacak. Şimdi birazdan değerli konuklarımızı ekranlara getireceğiz, ağırlayacağız ve Ukrayna konusunu detaylıca konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş. Sayın Altınbaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ukrayna konusuna geçmeden önce birazcık kış olimpiyatlarından bahsedelim isterseniz. Biz aslında detayları Wufan aktardı ama şöyle bir aslında dünyanın gözü bu olimpiyatlarda olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başına çektiği bir diplomatik boykot girişimiyle de karşı karşıya kaldı kış olimpiyatları. Hı. Ama bu diplomatik boykot girişimlerinden hiç etkilenmeyen ve oldukça başarılı bir şekilde güzel görüntülerle başlayan bir Beijing kış olimpiyatıyla karşı karşıyayız. Evet, tabii olimpiyatların öncesinde biraz daha ABD'nin gündemi olimpiyatlar spor üzerinden değil de daha çok biraz daha işte Çin'e bir baskı aracı oluşturma açısından böyle bir diplomatik boykotu kullanmıştı. Aslında ilk başta diplomatik boykot değil, yani tamamıyla olimpiyatların boykot edilmesi, sporcuların dahi gitmemesi üzerine bir çalışma yürütüyorlardı. Fakat oradan bir geri adım atmış oldular. Bütün sporcularına katılacaklarını açıkladılar. Hatta diplomatik boykotu da aslında biraz Amerika Birleşik Devletleri deldi kendince. Çünkü birkaç diplomatını da göndermesi için vize başvurusunda bulundu Çin'e. Amerika da aslında bir anlamda biraz delmiş oldu. Tabii bir avuç ülke buna katıldı. Kanada, Avustralya gibi. Burada asıl bakmamız gereken hangi ülkelerin katıldığı değil de hangi ülkelerin tam tersi Pekin olimpiyatlarına, kış olimpiyatlarının açılışına gittiğiyle ilgili. Çünkü birçok devlet başkanı, başta tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere birçok devlet başkanı şu anda Pekin'de bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı'ndan Mısır'a kadar tutun birçok devlet başkanı, bütün Türkiye Cumhuriyetleri, altını çizerek söylüyorum, yani Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, bütün Türk Cumhuriyetlerinin devlet başkanları da buna katılacak. Balkanlardan Sırbistan var, Latin Amerika'dan Arjantin var. Böyle bir tabloda baktığımızda dünyada ABD boykotunun ne anlamda da karşılık bulmadığını görmüş oluyoruz. Burada aslında diplomatik anlamda daha olimpiyatlar başlamadan Çin 1-0 önde başlamış oldu diplomasi ayağında Amerika'ya karşı ve bu boykota katılan bir avuç ülkeye karşı. Tabii burada asıl mesele biraz da Pekin Olimpiyatları evet başlıyor. Sporcuların hepsine başarılar diliyoruz. İnsanlık kazansın diyoruz bu olimpiyat oyunlarında. Burada aslında biraz da dünya siyasetinin gözünü diktiği şey Putin ve Xi Jinping görüşmesi olacak. Çünkü biliyorsunuz Putin ve Xi Jinping bundan 2,5 sene önce 2019 Haziran ayında en son yüzde bir görüşme yapmıştı. 2,5 sene sonra tekrardan yüz yüze bir araya gelecekler. Tabii bu 2,5 senelik zamana baktığımızda çevrim içi görüşmelerle aslında bazı anlaşmalar da yapmıştı. Ama bu sefer bu Pekin'deki gerçekleşecek görüşmede güvenlik anlaşması ile ilgili çok büyük bir uzlaşının olacağı, yani bir anlaşmanın sağlayacağı söyleniyor. Yani ABD'nin ve Batı'nın özellikle kışkırtmasına karşı Çin'in ve Rusya'nın büyük ölçüde iyi bir güvenlik anlaşması yapacağı ile ilgili söylenen iddialar var. Bu iddiaların da doğru olacağını görecek gibiyiz bu görüşmeler sonrasında. Tabii Rusya ve Çin son süreçte, özellikle pandemi sürecinde ilişkilerini çok iyi bir şekilde geliştirdi. Askeri anlamda bazı anlaşmalar, ekonomik ticari anlaşmalar ve biliyorsunuz Pekin ve Moskova, yani Rusya ve Çin kendi arasındaki ticaret hacminde doları %50'nin altına %40'lara kadar indirdi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz dünyada doların etkisini kırma açısından Rusya ve Çin'in
iki ekonomik büyük güç olarak etkisi çok önemli. Rusya ve Çin kendi aralarında yaptığı bu ticaretteki doları azaltma dünyayı da büyük ölçüde etkileyecektir tabii. Çünkü bu COVID-19 salgınıyla birlikte dünyada bir tedarik sıkıntısı ve ekonomik kriz meydana geldi. Bu krizi aşmak için de ülkeler nasıl bir çaba gösterdiğini bu 2,5-2 senelik pratikte gördük. Buradan tek büyüyen ülke Çin oldu ekonomik anlamda. Ve Çin'in de bir müttefik ve ortak olarak Rusya ile beraber ticari anlamda bu girişimleri yapması aslında dünyaya da bir mesaj. Yani doların hakimiyet kurduğu ya da Avrupa'da Euro'nun hakimiyet kurduğu yerlerdeki bakıyoruz. Krizler çıkıyor ama Çin ve Rusya kendi aralarında yaptığı ekonomik ilişkiyle birlikte Çin'in büyüdüğünü görebiliyoruz. Şimdi burada aslında bir dünyaya da mesaj var. Hem doların kullanımının azalması açısından hem de bu ekonomik krize de cevap vermesi açısından bir dünyaya mesaj. Doların büyük ölçüde dünyada azalması diğer ülkelerin de baktığınız zaman bir alternatif olarak Asya'da yükselen ekonomiye gözünü çevirdiğini görebiliyoruz. Teşekkür ederiz bu yorumlarınız için de. Önemli, takip ediyor olacağız bu olimpiyatları da, Beijing olimpiyatları. Hem de dediğiniz gibi Putin'in ziyareti ve Xi Jinping'le yapacağı görüşme oldukça belirleyici olacak önümüzdeki süreç açısından da. Şimdi konuklarımızı almadan önce Kiev'e döneceğiz. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini takip ediyor. Deniz Adalı, sıcak gelişmeler neler, sözü size bırakalım. Birazdan hazır olacak Deniz Adalı, sanırım bir sorun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi bazı açıklamaları olmuştu havalimanında. Deniz Adalı'ya dönmeden önce, konuklarımızı da almadan önce isterseniz o açıklamalara bir göz atalım. Kritik açıklamalarda ardından konuklarımıza ve Deniz Adalı'yla devam edeceğiz. Zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Sayın Zelenski ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Yani bu konuda ayım ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar, bizim saygımız olmayacaktır. Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Ve bu ziyaretle beraber tabii ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine, olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını şu anda belirlemiş değiller. Ve bu son gelişmede malum Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağın inmesi ve bu uçağın içinde de
tabii maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcunun bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz tabii bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak böyle yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta yani botlarda şişlenerek biliyorsunuz batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamaları dinledik. Şimdi Kiev'e döneceğiz. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı bizi Kiev'de bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sabah saatlerinde başladı. Şu anda hangi toplantı yapılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi Zelenski ile başladı mı? Tüm ayrıntılar Sayın Deniz Adalı'da başlıyoruz. Deniz Adalı buyurun. Sedanlık görüşme Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'de bize sıcak gelişmeleri aktaracak. Bir ufak teknik sıkıntı oldu zannediyorum. Birazdan kendisine geri döneceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da gitmeden önce yaptığı açıklamaları getirdik. Ukrayna krizi hakkında yaptığı açıklamalarda Zelenski ile yapacağı görüşmeye ilişkin bilgiler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz ve bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm taraflara itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi tekrar Deniz Adalı'ya dönüyoruz. Deniz Adalı söz sizde. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'den bize aktaracak sıcak gelişmeleri ama maalesef kısa bir teknik sıkıntı nedeniyle aktarmakta zorlanıyoruz. Şimdi tekrar dönelim Deniz Adalı'ya. Deniz Adalı sözü tekrar size bırakalım. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı'dan sıcak gelişmeleri alamadık. Özgür Altınbaş çünkü ufak bir sıkıntı oldu. Kendisi aktaracak. Şimdi diğer konuklarımız da gelecek. Konuklarımız gelince Deniz Adalı'yı da birlikte ağırlar ve sıcak gelişmeleri alırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sizden ilk başta yorumlamaya başlayalım. Birazdan Deniz Adalı ve diğer konuklarımızı Ulusal Kanal'da günlükte ağırlamaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmeden önce yaptığı açıklamada sizce öne çıkan başlık en önemli vurgu neydi? Bence Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmada şu iki şey çok önemliydi bence. İki tarafında hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın işgal olmayacağını sürekli dinlendirmesini ve Türkiye'nin de aynı şekilde herhangi bir işgal olmayacağını söylemesini. Yani burada bir ortaklaşma var. Bu ortaklaşma nedir? Hem Türkiye'nin hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kesinlikle bir işgal olacağından bahsetmemesi, bunu konu dahiline bile getirmemesi. Çünkü burada birkaç ülke dışında bunu işgali dillendiren başka bir şey yok. Yani bir ülke yok. Tam tersi diğer ülkeler biraz daha itidal çağrısı yapıyorlar. Burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesinin Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak arabuluculuk etme iradesini göstermesi. Çünkü biliyorsunuz Rusya NATO ülkeleri içerisinde en iyi ilişkiye sahip olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Macaristan. Bu iki ülke, Türkiye ve Macaristan. Türkiye bu arabuluculuk sürecinde biliyorsunuz Peskov bu davetten sonra memnuniyetle karşıladıklarını Ukrayna'ya yani Zelenski'ye ikna edebilirse bundan mutluluk duyacaklarını açıklamıştı Kremlin.
Şimdi biliyorsunuz Ukrayna'ya gitti Tayyip Erdoğan, 30. diplomasinin 30. yıl dönümünde kurulmasının. Burada Zelenski ile yapacağı görüşmede sanıyoruz ki bu işgali bir tarafa bırakıp, yani bu özellikle Amerika'nın ve bazı batılı ülkelerin işgal propagandasını bir kenara bırakıp aslında burada bir işgal olmayacağı ve tüm diplomatik araçları kullanma durumunun tekrardan oluşturulacağını göreceğiz bu süreçte. Tabii önemli olan bir de burada Tayyip Erdoğan'ın şunu söylemesi, Putin'le olacak görüşmenin tarihi bu görüşmeden sonra netleşecek. Çünkü biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Putin şu anda Beijing'de ve olimpiyatlardan bittikten sonra muhtemelen bu görüşmenin yapılacağı tahmin ediliyor. Belki o kadar da sürmez ama Pekin'den döndükten sonra tabii ki yapılacak. Bu görüşme sonrasında biraz daha şekillenecek. Yani Rusya da aslında baktığınız zaman Türkiye'nin Ukrayna'ya olan görüşmesini bekliyordu Türkiye'ye gelmek Sürücü için. Sürücü Deniz Adalı hazırmış, bölmek zorunda kaldım ama bir daha bir aksilik yaşanmaması için hızla Deniz Adalı'ya dönmek istiyorum. Deniz Adalı, sözü size bırakıyorum. Sedanlık Maliski Sarayı'ndayız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi yaklaşık 40 dakikadır sürüyor ve planlanan görüşmenin bir saat olmasını bekliyoruz. Biz de şu anda ortak basın toplantısının yapılacağı, ortak açıklamanın yapılacağı salondayız. Tüm diğer basın mensupları gibi. Tabii burada çok sayıda basın mensubu olduğunu da söyleyeyim. Yine Ukrayna'ya ilgili bölgede çok sayıda gazeteci var. Uluslararası ajansların temsilcileri de burada yoğun bir katılımla gazeteci katılımıyla bu görüşmelerin ikili zirvenin sonrası yapılacak ortak açıklamanın beklendiğini söyleyeyim. Tabii görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı. Bu mesajları Ukrayna'ya gelmeden önce vermişti. Onun dışında da Ukrayna'dan yine sıcak mesajlar var. Onları da hemen izleyicilerimize aktaralım. Doğu Ukrayna barış görüşmeleri Türkiye'de olabilir dedi. Rusya kabul ederse Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamanın üstü öncesinde. Tabii aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de bir açıklama yapmıştı. Rusya işgal etmeyeceğiz diyor. İki tarafta savaş istemiyor. Biz de Türkiye olarak yolun sürmesi ne istiyoruz ve bu konunun uzlaşıyla çözülmesini istiyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tabii dikkat çeken bir ifadesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Taraflarla görüşmeden hangi taşı nereye koyacağımızı belirleyemeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Taraflar dediği de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin. Biliyorsunuz Putin'le görüşmesinin Pekin Olimpiyatlarından sonra tarihin netleşmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu görüşmeye de dikkat çekti ve hatırlattı. Bu görüşmeyi de yapılacak görüşmeyi, ziyareti, Türkiye'ye Putin yapacağı ziyareti. Dolayısıyla Türkiye'nin burada şu ana kadar görüşmeyle ilgili, görüşme öncesi verilen mesajlar, son mesajlar böyleydi. Ve ikili zirvenin devam ettiği dediğimiz gibi Maliski Sarayı'ndayız ve ortak basın açıklamasının yapılacağı salonda bekliyoruz. Görüşmenin şu an itibariyle 42 dakika geçtiğini söyleyelim ve planlanan görüşmenin de bir saat olması beklendi belirterek son durum Ukrayna'da, Kiev'de bu diyerek sözü tekrar size bırakıyoruz. Ulusal Kanal Haber Müdürü Kiev'den bize sıcak gelişmeleri aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başladı. Bu görüşme başlayalı Deniz Adalı'nın aktardığına göre 42 dakika oldu. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan toplantının ardından da ortak basın açıklaması yapılacak. Şimdi bu ziyaretin önemini ve bölgedeki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hemen konuklarımı tekrar size tanıtmak istiyorum. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu, emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, gazeteci Yakup Aslan ve stüdyoda Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş sıcak gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı ziyaret oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'deki kışkırtma ve genişleme planları çerçevesinde Rusya ve Ukrayna arasında yaratmaya çalıştığı kriz belki de bugün bir nebze tansiyonu düşürecek bir ziyaretle düşecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalog ve arabuluculuk açıklamaları bu anlamda oldukça önemliydi. Ben Sayın Seyfettin Eroğlu, sizle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı ziyaret ve Zelenski ile görüşmesi ne açıdan önem taşıyor sizce? Her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bakıldığında Türkiye yakın çevresinde bir kez daha krizlerin çözümü noktasında diyaloğu ve sağduyuyu ön plana çıkartıyor. Ki bu Karabağ krizi son dönemde başta olmak üzere Suriye olsun, diğer Katar olsun, Libya olsun, diğer bölgelerde de ortaya çıkan krizlerde Türkiye'nin yaklaşımı bu oldu. Dolayısıyla sorunun
barış ve diyalog kapsamında çözülmesine yönelik irade ve burada Türk dış politikasındaki kararlılık kendisini Ukrayna krizinde de bir kez daha gösteriyor ki Ukrayna krizi bu bağlamda bakıldığında özellikle Türk yakın çevresi itibariyle bakıldığında açıkçası bir Libya'dan ve Katar'dan çok daha farklı bir boyut sunması itibariyle de önemli ve burada Türkiye, Rusya ve Türkiye Ukrayna ikili ilişkileri de göz önünde bulundurulduğunda buradaki yüksek hassasiyet bir kez daha ön plana çıkıyor. Tabii burada Türkiye'nin bu yaklaşımına tarafların vermiş olduğu cevap da yaklaşım da bence oldukça önemli. Nitekim Türkiye'nin arabuluculuk teklifine hem Rusya hem de Ukrayna da evet dedi ve Sayın Putin'in biz bir Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Az önce de ifade edildi. Burada Ukrayna bağlamındaki bu ziyaret Moskova Kremlin tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Şunu açıkça söyleyebiliriz. Bu ziyaret ve Putin'in yapacağı ziyaretler Ukrayna krizinin geleceği açısından da öyle anlaşılıyor ki büyük bir önem arz ediyor. O yüzden bu ziyarete bakıldığında orada verilecek olan mesajlar, bir takım somut anlaşmalar bağlamında da Karadeniz merkezli Avrasya coğrafyasının geleceği açısından ki bu sadece Türkiye-Rusya bağlamında ya da Türkiye-Ukrayna bağlamında değil, çok daha geniş bir havzayı içine alan ve daha küresel bazda bir etkiye sonuca yol açabilecek bir ziyaret olması itibariyle bence önemli. Bir de tabii bu ziyaretin 30. yıl, Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinin 30. yılına denk gelmesi bence zamanlama itibariyle oldukça önemli. Bu Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerine verilen önem kadar Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, egemenliği ve üniter yapısı noktasında da Türkiye'nin ortaya koyduğu hassasiyeti bence resmetmesi açısından da oldukça önemli. O yüzden Türkiye burada bir taraftan yine son dönem dış politikasına bakıldığında ülkelerin, devletlerin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve üniter yapısındaki hassasiyeti burada da bu 30. yıl dönümü vesilesiyle bence bir kez daha ortaya koyuyor. Eminim Rusya bunu son Karabağ krizinde de ortaya koyduğu sağduyuya dayalı yaklaşımıyla birlikte bir kez daha burada görür ve bu sürece destek vermek suretiyle buradaki oyunu bozar. Çünkü son dönem Türk-Rus ilişkilerine bakıldığında Karabağ'dan Suriye'ye kadar daha başka bölgelerde buna dahil oyun bozucu ve bölgede yeni oyun kurucu rolüyle de ön plana çıkıyor. Ben açıkçası bu hem bu ziyaret hem de Sayın Putin Türkiye ziyareti bağlamında bu 16 Kasım 2001'de ortaya konulan anlaşmanın ruhuna uygun olarak iki ülkenin buradaki ortak iradesi çerçevesinde Avrasya'da işbirliği eylem ve eylem planı çerçevesinde buradaki sürecin de kazasız belasız atlatılacağı en azından beklentisindeyim, ümidi içerisindeyim. Teşekkürler Sayın Erol. Şimdi izleyicilerimizin ekranlarında da gördüğü bir son dakika bilgisinden bahsetmek istiyorum. Hazırlık komisyonu HDP'li Semra Güzel'in fezlekesini görüşmek için oluşturulmuştu ve dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler, toplantılar yapılıyordu. Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Şimdi ayrıntıları almak üzere hemen Ankara'ya dönüyoruz. Buse Gençtürk bize sıcak gelişmeleri aktaracak. Buse Gençtürk, söz sende. Ardından bir fezleke hazırlanmıştı ve Cumhurbaşkanlığı... Terörist ve fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için 20 Ocak'ta Meclis Hazırlık Komisyonu kuruldu. Karma Komisyon tarafında ve bugün Hazırlık Komisyonu dördüncü kez toplandı. İşte o toplantıda saatleri 14'te başlayan toplantıda iki ayrı fezlekede dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. HDP'li Semra Güzel silahlı terör örgütünün üye olmak suçundan iki ayrı fezleke hazırlanmıştı.
açıklamıştı. İşte o fezlekeler incelendi. Dün HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu HDP'li Güzel yerine sözlü savunma vermişti. 31 Ocak'ta sözlü savunma için verilen süre aslında HDP'li Güzel için sona ermişti. 28 Ocak'a kadarsa yazılı savunmasını vermesi gerekiyordu HDP'li Güzel'in. İşte bugün Filiz Kerestecioğlu'nun HDP'li Güzel yerine savunma yapmasının ardından kararını açıkladığı Meclis Hazırlık Komisyonu ve Hazırlık Komisyonu Başkanı komisyon toplantısının ardından bir açıklama yaptı. İki dosya açısından son sözleri aldık. Oy çoğunluğu dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verdik dedi Ramazan Can ve raporun salı günü saat 17'ye kadar yazacaklarını da ifade etti. Takdir karma komisyona aittir. Karma komisyonda bir aylık bir süre var ifadelerini kullandı. İşte salı günü saat 17'ye kadar karma rapor hazırlanacak ve ardından karma komisyona sunulacak. Karma komisyonda da eğer HDP'li Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar çıkarsa meclis genel kuruluna rapor sevk edilecek ve orada da 151 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekecek. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için eğer 151 evet oyu sağlanırsa HDP'li Güzel'in yargılanmasının önü açılmış olacak. Hazırlık komisyonu kararını verdi. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde HDP'li Güzel diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Gençlük teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bize sıcak gelişmeleri aktardı. Meclis Hazırlık Komisyonu HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olacak. Hemen konuklarıma geri dönmek istiyorum. Hareketli bir gün, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gelişmeler peş peşe geliyor. Şu an Fahri Erener, Sayın Erener size dönmek istiyorum. Ukrayna ziyaretinin hem kapsamını değerlendirmenizi isteyeceğim sizden de hem de bir de Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmalarının pek de geçerliliği ve gerçekliği olduğunu göremiyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenin de Ukrayna'da azaldığını söyleyebilir miyiz? Elbette. Öncelikle Ukrayna'yı bu şekliyle, esasında Zelenski'nin geçen gün yaptığı açıklamalar da vardı. Yaptığınız her türlü haber veya bu konudaki bilgi Ukrayna'nın ekonomik durumunu kötüleştiriyor. Halk içerisinde olumsuz algılara yol açıyor. Günlük hayatı etkiliyor. Böyle bir şey olması halinde, yani olası bir savaş durumunda bundan Avrupa ülkelerinin de etkileneceğini ifade etmişti. Ve bu tür olumsuz beyanlara son verilmesini istemişti. Ve bugüne kadar işte başta Almanya olmak üzere İngiltere'nin verdiği son ömrünü doldurmuş tank savar silahları, Amerika'nın hala vermek istediği önce 8 bin, şimdi 3500'e düşürttü ama onların da NATO ülkelerine koymayı hedeflediği, asla Ukrayna'ya gitmeyeceği söylediği silahlar, Stoltenberg'in asla NATO askerlerine Ukrayna'ya gitmeyeceği açıklamaları Ukrayna'yı yalnızlaştırdı. Bu konuda Ukrayna'nın eline iki seçenek var. Ya Türkiye'nin gerçekten arabuluculuğunu kabul edecek. İkincisi de Türkiye üzerinden Rusya'yla bu konuda bir anlaşma zeminine oturacak. Ancak burada Türkiye Kasım 2021'de de esasında arabuluculuk önerisinde bulunmuştu. Bu öneriye Ukrayna yine olumlu yaklaşmış. Putin ise böyle bir arabuluculuğun muhatabının kendileri olmadığını, Donetsk ve Lugansk bölgesindeki özerk yapılanmayla Ukrayna arasında Minsk grubu kapsamında çözülmesi gereken, protokolü kapsamında çözülmesi gereken bir sorun olduğunu, dolayısıyla böyle bir arabuluculuğu kabul etmeyeceklerini ifade etmişti. Şimdi şartlar biraz daha sanki değişmiş gibi görünüyor. Burada daha ciddi bir savaş tehdidi ve riski ortaya çıktı. Ve Türkiye açıkçası bu arabuluculuğa Türkiye açısından da önem veriyor. Yani Türkiye'nin barış veya benzeri süreçlerdeki aktif rolünden ziyade Doğu Akdeniz konusundaki gerginlikler yeni sönümlenmiş gibi duruyor. Ege her zaman hareketli bir Ege ve bir de bunlara Türkiye'nin kontrolü dışında gerçekleşecek bir Karadeniz sorunu eklenmiş olması Türkiye'nin üç denizde de mavi vatan konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmasına da sebebiyet verecektir. Bu akabinde de Montreux'u devreye sokacaktır. Balkanlara da sıçrama ihtimali vardı. İşte Bosna Hersek'teki Dodik, Sırbistan vesaire gibi sorunları dikkate aldığımızda Türkiye'de bu açıdan esasında evet barışı önleme Ukrayna ile Türkiye ilişkilerinin 30. yılı ama bunun Karadeniz'de yol açacağı olumsuz etkileri çok net olarak Türkiye'de görüyor. Bu yüzden Almanya'nın, Avrupa'nın, NATO'nun ne olduğu değil, Karadeniz'e kıyısı olan ve en uzun kıyısı olan bir ülke olarak
Türkiye bu deniz etrafında ve özellikle de Rusya'nın Kırım ve Donbas güneyine tam hakim olarak Ukrayna'nın Karadeniz'le ilişkisini kesmesi durumunda ise Karadeniz'in tam anlamıyla bir Rus gölü haline dönüşeceği endişesi de mevcut. Bu yüzden bu krizin Zelenski üzerinde bence Putin'in görüşmeler sırasında ifade ettiği konu var. Yani buna Minsk görüş protokolü kapsamında 11 maddesi vardı. Bunların kabul edilmesini istiyor. Tabii bu olayın bir boyutu. Yani Türkiye burada aramuzluluk yapıyor ama bir de olayın Rusya'nın başta Amerika olmak üzere NATO'dan istediği diğer grup da var. Arabuluculuk. Şimdi bunun arabuluculuğu yok. O neydi? NATO'nun, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması. NATO'nun doğuya genişlememesi, işte Rus sınırına yakın füzeler konulmaması, Romanya, Bulgaristan meselesi falan gibi bu konular var. Bir de olayın ikinci bir boyutu var. Yani olayın birinci boyutu Minsk protokolü ile ilgili. Ama olayın ikinci boyutu nasıl ikna edilecek? Yani Ukrayna hayır ben NATO'ya girmekten vazgeçtim, alın silahlarınızı mı diyecektir? Yoksa NATO, Putin birinci aşamada Donetsk, Lugansk bölgesi dahil buraların tam özerkliğin ötesinde tam bağımsızlığına kavuşup Rusya'ya ilhak edilmesini mi sağlayacaktır? Yani çünkü burada şu anda biraz sıkışmış olan Ukrayna ve Avrupa sıkışmış durumda. Dediğim gibi olayın iki farklı boyutu var. Birincisi Rusya-Ukrayna arasındaki sorun, Türkiye bu konuda arabuluculuk yapıyor. Ama bir de diğer garanti talep edilen Rusya'nın Amerika'dan ve Rusya'dan Avrupa ülkelerinden talep ettiği ve üzerinde aylardır tartışılan garantileri içeren bir takım faktörler var. Bunlar nasıl düzene girecek? Bence asıl önemli olan Minsk protokolünün gereğinden ziyade NATO'nun ve Amerika'nın bu konudaki kararlılığın bir noktada durmasıdır. Amerika ise bu kadar yüksek sesle çıktıktan sonra buradan bunları kabul etmediğini lanse ederek çekilmesi Amerika'nın tam anlamıyla hegemonik bir düşünün artık gerçekleşmesi anlamını taşıyacaktır. Bu yüzden Amerika bugüne kadar çıkardığı yüksek seslerden geri adım atmayarak krizi biraz daha zamana yaymak durumunda olabilir. Bu da çünkü Amerika'nın özellikle bu yıl içinde olacak bazı eyaletlerde temsilciler meclisi, senato seçimleri gibi Biden'ın çok ciddi oy kayıplarına dikkate aldığımızda Biden temsilciler meclisiyle senatonun neredeyse o parti tamamını kaybeder gibi bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden de Amerika bunlardan vazgeçecek gibi görünmüyor. Çünkü onun hedefi farklı. Putin'in şu anki hedefi farklı. Teşekkür ediyoruz Sayın Erener. Yakup Aslan, o zaman şurada şu soruyu da belki tartışmak gerek. Türkiye bir arabuluculuk rolü üstlenecekse eğer bu diyalog zemininin başarıya ulaşması için hangi adımları atmalı sorusu gündeme geliyor. Çünkü Sayın Erener'in de dediği gibi Ukrayna NATO'ya girmekten vazgeçecek mi ya da Rusya'nın kırmızı çizgilerine bir uyum söz konusu olacak mı? Bölgedeki tansiyon Türkiye'nin arabuluculuğuyla nasıl düşecek? Şöyle Seda Hanım, değerli katılımcıların, konuklarımızın ifadelerine katkı olarak biz aktarabiliriz bu yeni gelişmeler. Evet, birkaç farklı boyut var. Yani anlaşmazlık olarak adlandırılabilecek bir yeni kriz var. Bir Minsk'ten devam eden taahhütlere uymama durumu söz konusu. NATO ve Rusya arasında bir anlaşmazlık var. Ukrayna'ya yansıyan ABD ve Rusya arasında var. Hangi konuda anlaşmazlıklara giderebilecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani Türkiye'nin bu arabuluculuk faaliyetleri elbette Ukrayna ve Rusya arasındaki özellikle tansiyonun düşürülmesi anlamında ciddi bir katkısı olacak. Tabii Rus tarafının da Ukrayna tarafının da bunu olumlu karşılaması muhtemelen yani Ukrayna tarafının Savunma Bakanı yaptığı anlaşmadan da Ukrayna tarafı da burada ilk adımı atan ve İstanbul'da bu görüşmelerin devam etmesini isteyen taraf olarak da bugün açıklama yaptı. Açık istihbarat kaynaklarına da Ukrayna Savunma Bakanı'nın bu açıklamaları yansıdı. Bu oldukça olumlu. Tabii Rus tarafının da ifadeleri burada önemli olacak ve belirleyici olacak. Öncelikle Ukrayna tarafı, tabii 30. yıl diplomasi anlamında 30. yılı kutluyoruz. Ukrayna ile ticari anlaşmalar olacak. Bunlar aslında bambaşka bir perspektif. Asıl burada önemli olan ve uluslararası diplomasi anlamında önem arz eden Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin oynayacağı rol. Burada bir rol de biçiyor aslında Ukrayna tarafı Türkiye'yi. Arabulucu olarak kabullendiğini ifade ediyor. Bu oldukça önemli. Yani Türkiye'nin bölgesel anlamda
gücünün oyun kurucu ya da diplomatik ilişkilerde bölgesel ve küresel sorunlardaki aktif rolünün de hangi boyutlara ulaştığının bir göstergesi aslında. Bunu da kabul etmek gerekiyor ve bu bölgedeki gelişmelerde de bölge ülkelerinde bunu kabul ettiği anlamına geliyor. Bölgedeki bölgenin küresel büyük güçleri de dahil olmak üzere. Burada Ukrayna tarafının yani şunu ifade etmek gerekiyor Ukrayna tarafına, yani NATO zaten arkasında durmayacağını söyledi Zelenski. Zelenski bunun farkında vardı. 2 gün önce bir açıklama yaptı. Ya bu sizin Amerikan tarafının yaptığı açıklamalar bize kaybettiriyor. Burada böyle bir savaş endişesi yok. Bu açıklamaları yapmaktan vazgeçin diye. Burada NATO ve ABD arasında ciddi bir kırılma olduğunu görüyoruz. Tabii uzun soluklu bir kırılma söz konusu olacak. 1940'lı yıllardan takip geçmişinde var bunun. Bir ittifaktan bahsediyoruz. Ama bu ittifakın çatırdadığını görüyoruz. Çünkü artık Avrupa Birliği üyesi olan özellikle NATO üyesi ülkelerin kendi milli menfaatleri, milli çıkarlarını Amerika'nın milli çıkarlarının önüne koyduklarını, yani Amerikan milli çıkarları bizim kendi milli çıkarlarımızdan daha öncelikli değil diyorlar. Çünkü enerji güvenliği var, gıda tedariği güvenliği var. Yani bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Rusya ile bir enerji bağımlılığı söz konusu. Yani Almanya gibi bir devin, sanayi devinin Avrupa'da adeta sanayinin lokomotifi bir ülkenin bir enerji bağımlılığı var. Bunun da farkında. Kuzey Akım projesi var, Türk Akım projesi var. Bu enerji güvenliğini sağlamak için Avrupa'ya enerji ulaşması için, ki Avrupa %35'in üzerinde bir %40'a yakın enerji gazın en azından enerjinin %45'ini 40'ından fazlasını Rusya'dan tedarik ediyor. Ve hal böyle olunca kendi içerisinde patlayacak sosyolojik durumlar söz konusu. Yani pimi çekilmiş bomba artık Avrupa halkları, Avrupa'daki sosyolojik yapı. Pandemi şartlarında bile bu pandemi kurallarına isyan ederek yakıp yıkan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bu durum da söz konusu. Hal böyle olunca bu krizin kendi ülkelerine, ülke içinde yansımaması için Amerika'nın maceracı tavırlarının arkasında takılmaması gerektiğinin farkında Avrupa ülkeleri. Tabii Trump bunun farkındaydı aslında. NATO'ya da NATO artık NATO'nun ekonomik anlamda yükünü sırtlamak zorunda değiliz açıklamasını yaptı. Yine o dönemde Macron'un NATO ömrünü tamamlamıştır, beyin ölümünü gerçekleşmiştir açıklaması. Yine Avrupa Birliği ordusu ifadeleri tabii başarısızlıkla sonuçlandı ama Avrupa Birliği ordusu, Avrupa ordusu düzeltiyorum fikrinin ortaya çıkışı. Bunların hepsi Amerika ve Avrupa arasındaki, NATO arasındaki kırılganlıkların göstergesiydi. Tabii bu süreç, bu kırılma süreci başlamış görünüyor. Burada Ukrayna ne kaybedecek? Yani burada Amerika elbette kazanacak ama Ukrayna ne kaybedecek? Bunu konuşmak lazım. Çünkü Ukrayna'nın kazancı olmayacak. Bunun farkında bir Türkiye'nin de oraya giderek Ukrayna'ya Afganistan örneği, Irak'taki örnek, Amerika ile işbirliği yapan ülkelerin ya da liderlerin sonunun ne olduğunu ki en yakından bununla yüzleşen bir ülke 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesinde ülkemizde yüzleşildi. Amerika ile iş tutanların sonunun ne olacağı. Biz Amerika ile kıran kırana bir savaş gerçekleştirdik o gece ve Amerikan kuvvetleri bastırıldı. Yenilgiye uğratıldı Türkiye'de. Bu telkinleri gerçekleştirerek bölgede komşuluk ilişkileri çerçevesinde karşılıklı anlaşmazlıkların çözümü için en azından kapıların açık kalmasını sağlaması ve Amerika'ya güvenmemesi yönünde bir telkinde bulunarak bir arabuluculuk vazifesi üstlenmesi gerekiyor. Çünkü Amerika'nın buraya gelmesi bizim bir de Sayın Erener Komutanım'ın ifade ettiği gibi bizim bir de Karadeniz problemimiz ortaya çıkacak. Yani evet bu kadar askeri yığınak yapıldı, Yunanistan'a yapıldı, Yunanistan olarak Karadeniz'in Yunanistan diyebileceğimiz Ukrayna'ya yapıldı. Bundan sonra bu silahlar ne olacak? Bu silahlar Türkiye zaten Akdeniz'de, Ege'de kuşatılmış, İsrail'de, Amerika, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Nabildine tatbikatları yapıyor, MSI tatbikatları yapıyor, intikam tatbikatları yapıyor. Kime karşı yapıyor? Bunu Türkiye, hedef ülke Türkiye'ye karşı yapıyor. Güneyden kimi Avrupa ülkesinden daha büyük bir alan bir terör devleti haline getirilmeye çalışılıyor. Buradaki teröristler silahlandırılıyor, açık bir şekilde silahlandırılıyor. Kime karşı silahlandırılıyor? Bir de bizim Karadeniz'den böyle bir kuşatmaya dahil olmamız Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki milli güvenliğini ciddi bir şekilde tehlikeye atacak bir durumla karşı karşıya kalmasını sağlayacak. Bu anlamda aslında Türkiye'nin bağımsızlığı göz önüne alınarak da Ukrayna'daki arabuluculuk faaliyetlerinin stratejik olarak madde madde düzenlenmesi gerekir. Zira bu yapılmazsa eğer Karadeniz'e yüklenen, Karadeniz'de bir Amerikan varlığının
daha yüksek seviyeye ulaşması, Amerikan silahlı varlığının daha fazla artması Ukrayna bahanesiyle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin elini daha da zayıflatacak, bölgede Türkiye'ye karşı ciddi bir tehdit oluşacak bir unsur. Bu da göz önüne alınarak Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin tanımının çok iyi yapılması gerekiyor. Türk dışişleri tarafından ilk tahlilde bunları aktarabilirim Seda. Yakup Aslan, teşekkür ediyoruz. Şimdi Özgür Altınbaş'a döneceğim ama önce bir reklam vermemiz gerekiyor. Reklamı verelim, ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki görüşme yaklaşık bir saattir devam ediyor. Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın açıklamasıyla devam edecekler. Ekranlarınıza getireceğiz. Biz de konuklarımızla Ukrayna ziyaretini ve bölgedeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, Doçent Doktor Fahri Erenel, gazeteci Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş'la kaldığımız yerden konuşuyoruz. Özgür Altınbaş, Ukrayna kamuoyu ile ilgili sizden de birazcık bilgi almak isteriz. Çünkü bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak yaptığı bütün kışkırtmalara rağmen ilk Ukrayna Savunma Bakanı bir açıklama yapmış ve biz Rusya'nın herhangi bir işgal girişiminde olacağına dair emare görmüyoruz demişti ve daha sonra Ukrayna'dan bu sesler çıkmaya başladı. Dolayısıyla aslında bölgede Amerika planlarının Ukrayna nezdinde tutmadığını söyleyebilir miyiz? Bu İşgal olmayacak söylemini sadece tabii Ukrayna Savunma Bakanı değil, Zelenski'den tutun Dışişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan Rusya tarafına bakalım, Putin'e, Macaristan Devlet Başkanı'na bakalım. Yani birçok devlet başkanı, üst düzey yetkili zaten Rusya tarafından herhangi bir saldırı olacağına dair bir ibare almadıklarını söyledi. Tabii burada en belirici olan Ukrayna'nın söylemesi. Burada şimdi Ukrayna kamuoyuna baktığımızda Zelenski şu açıklamayı yapmıştı. Sürekli Batı basında çıkan Rusya her an saldırabilir açıklamaları, başta Sayın Komutanımız belirttiği üzere ekonomik anlamda Ukrayna'ya zarar verdiğini, 6 milyar dolarlık bir hatta ihtiyacının ekonomik krizi biraz daha hafifletmesi açısından 6 milyar dolarlık bir ihtiyaç olduğunu söylemişti Zelenski. Şimdi burada yavaş yavaş birçok şeyden geri adım atıldığını görüyoruz. Mesela örneğin dün gece Beyaz Saray Sözcüsü Psaki şöyle bir açıklama yaptı. Artık Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın saldıracağı ile ilgili eli kulağında açıklamalarıyla ilgili artık eli kulağında lafını kullanmayacaklarını söyledi. Daha dikkatli bu konularda davranacaklar. Bu da aslında bir baktığın zaman geri adım. Çünkü Ukrayna gibi bir ülkenin, yani sizin büyük ölçüde askeri anlamda katkı sağladığınız, oraya askeri ağır silahlar yığdığınız bir devletin başkanının bunu demesi Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir anlamda geri adım attırdı. Tabii buradaki asıl temel mesele NATO'nun içerisindeki çatlak. Çünkü hiçbir dönemde olmadığı kadar, yani Macron'un o beyin ölümü gerçekleşti açıklamasından itibaren alın, NATO içerisindeki çatlakları görüyorsunuz. Örneğin bundan iki gün önce Macaristan Devlet Başkanı Moskova'da Putin'le görüştü. Biliyorsunuz Macaristan hem Avrupa Birliği ülkesi hem de NATO ülkesi. AB ve NATO ülkesi bir devlet ülkenin bir devlet başkanı Putin'in yanında Putin'in taleplerinin makul olduğunu ve olası bir çatışma içerisinde AB'nin özellikle ve Batı'nın yapacağı yaptırımların ters tepeceğini söyledi. Bizzat Putin'in yanında söyledi, bu açıklamaları yaptı. Tabii burada Avrupa Birliği ülkeleri artık biraz daha ABD öncülüğünde kurulan politikalardan ziyade az önce de Yakup Aslan'ın belirttiği gibi kendi önceliklerine dönmüş vaziyette olduğunu görüyoruz. Bilhassa Covid-19 salgınıyla birlikte tedarik sıkıntı ve enerji krizinin oluşması Avrupa Birliği ülkelerinin artık şapkayı önüne koyup düşünmesine neden oldu. Biliyorsunuz sadece Çin büyüyebildi bu dönemde ve büyük ölçüde bir enerji krizi çıktı. Enflasyon oranları Almanya'da, Hollanda'da tarihin son 30 yılın 40 yılın en büyük enflasyonu, %4'ün üzerine, 5'in üzerine çıkan enflasyon oranlarına neden oldu. Şimdi bu toplamda baktığımızda Almanya'nın silah göndermemesi, ABD'nin izin verdiği halde Almanya'nın, Estonya'nın Alman malı teçhizatları Ukrayna'ya göndermesini engellemesi, Macaristan Devlet Başkanı'nın yaptığı çıkış ve Türkiye'nin arabuluk süreci biraz daha bu süreci büyük ölçüde yumuşatmış oldu. Tabii burada Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak tıpkı Macaristan gibi böyle yumuşak açıklama yapıp ama bizzat işin içerisine dahil olup
bu arabulucuyu da yürütmesi Türkiye'nin diplomasi açısından tarihine yazdıracağı önemli başarılardan birisi olabilir. Çünkü biliyorsunuz askeri anlamda Suriye'de ve Irak'ta kuzeyinde teröre karşı mücadele, son Karabağ zaferinden sonra diplomatik anlamda bir platformun oluşturma teklifleri yapılması, Türkiye'nin bölgede komşularında özellikle meydana gelen olaylarda diplomatik ve askeri anlamda ne kadar etkili olduğunu göstermişti. Şimdi son örnek karşımızda Ukrayna ile çıkacak. Çünkü Ukrayna'daki önemli ölçü şu, Ukrayna biraz daha hani Karadeniz'in Yunanistan'ı gibi. Çünkü Yunanistan'da Dedaaş'tan Kavala'ya kadar, tutun Larissa'ya kadar birçok yere Amerika Birleşik Devletleri askeri nakli yapıyor, değil mi? Aynı şekilde Karadeniz'de de Ukrayna'ya yapıyor. Tabii Romanya da var bunun içerisinde ama Ukrayna çok daha fazla anlamda hem siyasetlerini belirleme açısından da Ukrayna çok önemli ve Rusya'nın birebir komşusu olması açısından. Şimdi Ukrayna'da Amerikancı bir iktidarın Rusya'yla çatışma ortamını oluşturması ya da ABD'nin ve NATO'nun daha fazla askeri yığınak yapması, orada bir çatışmanın olması büyük ölçüde Türkiye'nin de aleyhine gelişecek bir durum. Çünkü cepheye baktığımızda Suriye'den tutun Irak'a, Kafkaslara, Yunanistan'dan alın Ukrayna'ya kadar büyük bir ölçüde bir hem Rusya'yı hem Türkiye'yi bir kuşatma projesi var. Tabii daha çok Kuzey, Doğu Avrupa'dan Estonya, Letonya, Litvanya, Güney'de biraz daha Polonya, Romanya üzerinden Rusya'yı, diğer taraflardan da Türkiye'yi kuşatma projesi var. Ama burada az önce de belirttiğim gibi bir geri adım var. ABD Savunma Bakanı da biliyorsunuz geçen gün bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında şunu söyledi. Biz Rusya ile savaşmak için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz. Bu da aslında Amerika'nın bir geri adım attığını, savaşma konusunda ya da olağan bir çatışma konusunda geri adım attığını gösteriyor. Tabii burada bir önemli nokta da az önce de belirttik. Pekin Olimpiyatları'nda Rusya Devlet Başkanı Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir güvenlik anlaşması yapacak olması. Bu da tabii gözleri bir anda Pekin Olimpiyatları'na da çevirecektir. Tabii burada Erdoğan'ın görüşmesinden sonra yaklaşık bilmiyorum belki birkaç saat sonra ortak açıklamalar yapılır. Açıklamaların sonrasında olacak durum ardından Putin'in de Türkiye'ye geliş tarihini belirleyecektir. Sayın Erol, hemen size döneceğim ama bir son dakika gelişmesi şu an ekranlarımıza da geliyor. İzleyicilerimize de aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, DAEŞ liderinin öldürüldüğüne ilişkin bir açıklama yaptı. Amerikan Başkanı Ebu İbrahim El-Haşim'in öldürüldüğünü açıkladı. Gelişmeler geldikçe bunu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Erol, bütün bu tartışmalar ışığında aslında NATO'nun sorgulandığı bir süreçten geçtiğimizi de ifade etmeliyiz sanırım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği NATO ifadesini kullanıyorduk hep. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alamadığı bir NATO ile karşı karşıyayız. Özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya konusunda bir enerji güvenliği meselesi dolayısıyla temkinli davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla NATO'nun sorgulandığı bir süreç olarak gidecek mi bu süreç sizce? Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu kontrol edemediğini söyleyebilir miyiz? Şimdi Ukrayna krizine bakıldığında burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bu kriz üzerinden farklı beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden bakıldığında Amerika ayağının altından kayıp giden Avrupa üzerindeki Almanya merkezli Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Bu Avrupa üzerindeki kontrolünü tekrar bu kriz üzerinden sağlamaya çalışıyor. Batı'nın kendi içerisindeki bir liderlik mücadelesinin alanı olarak karşımıza çıkan bir Ukrayna krizi var. Ve bu kriz aynı şekilde NATO geleceği açısından da ve genel anlamda da bir kez daha söylüyorum. Batı içerisinde ABD ve Avrupa ilişkilerinin geleceği açısından önem arz ediyor. Şu ana kadar NATO'nun ortaya koyduğu tutuma bakıldığında açıkçası evet siz de belirtiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri tam manasıyla umduğunu bulabilmiş değil. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içerisinde güçlü bir damar oluşturmaya çalıştığını, güçlü bir altyapı oluşturmaya çalıştığını ve bu kapsamda Avrupa'ya da ciddi manada bir yığınak yaptığını ve Rusya'nın buradaki politikalarında bir yönüyle bu sürece katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Rusya tehdidi algısı bugün her ne kadar Ukrayna, Polonya, İngiltere bağlamında farklı arayışları gündeme getirse de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği sürece
bence katkı sağlayan bir yaklaşım. Dolayısıyla NATO bağlamında az önceki ifade ettiğim Rusya'nın tutumu oldukça önemli. Bakınız, Rusya düne kadar izlediği politikada Avrupa ile özellikle diplomasi enerjisi üzerinden Avrupa ve Amerika arasındaki ayrışmayı, kırılmayı daha bağımsız bir Avrupa'yı Almanya üzerinden destekliyordu. Ve bu noktada 2008'e kadar bence oldukça önemli bir mesafe kat edilmişti. Gerek Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve akabinde de 2013-2014 Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte burada Rusya ve Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Almanya'nın elini zayıflatıcı bir sürecin önünün açıldı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla bugün Almanya bölgede ya da Avrupa içerisinde, Batı içerisinde oldukça zor bir dönemden geçiyor ve zor bir tercihe sürükleniyor. Benim ilk turda söylediğim bu krizin özellikle Rusya-Ukrayna bağlamında ve bölge bağlamında sınırlı kalması yönündeki ifadem bu açıdan önemli. Eğer Rusya ya da başka bir aktör Ukrayna krizini, ama özellikle Rusya açısından söylüyorum, Ukrayna krizinin uluslararasılaşmasına yol açacak bir tutum sergilerse, ki burada NATO'dan talepleri olsun veya Amerika ile yaşadığı bir takım bu füzeler noktasında olsun, bu talepleriyle birlikte aslında Ukrayna ile olan krizini uluslararasılaştırıyor, derinleştiriyor ve genişletiyor. Bu da en temelde Rusya-Ukrayna bağlamındaki krizde inisiyatif kaybına yol açıyor. O yüzden süreçte bir kez daha altını çiziyorum. İnisiyatifin burada en temelde Ukrayna ve Rusya bağlamında kalabilmesi ya da bölge noktasında Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin kendi inisiyatifi içerisinde bu sürecin şekillenmesi ya da boyut alması oldukça önemli. Bundan dolayı da ben Karabağ örneğini vermiştim. Ve yine burada bir zamanlamaya dikkati çekmiştim. 3 Şubat. Bu sembolik olabilir. Ama bakınız, neden 2 Şubat değil, 4 Şubat değil de 3 Şubat? Bence bunun üzerinde durulması lazım. Bakınız, Türkiye bu inisiyatif noktasında orada Rusya'ya da şu mesajı veriyor. Diyor ki, eğer sen bu krizi Amerika'yla, NATO'yla ya da başka noktalardaki hesaplarınla ya da hesaplaşmanın bir parçası haline getirmeye çalışırsan, o zaman bu kriz en başta sana ve sonra bölgeye, bana da dahil olmak üzere zarar verir. O yüzden bu krizi sınırlı tutmakta fayda var diyor. Türkiye'nin yaptığı çağrı bu. Ve bugün ben yine süreci takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Ukrayna'dan verilen mesajlar, Rusya'dan verilen mesajlar, Türkiye'den de verilen mesajlar bence Türkiye'nin bu krizi sınırlı tutmaya yönelik çağrısının karşılık bulduğu yönünde. Ve burada 3 Şubat bağlamında ortaya konulan buradaki irade de şu: nasıl Türkiye Karabağ'da Azerbaycan'dan yana, Azerbaycan'ın bağımsızlığından, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana, üniter yapısından yana bir tavır koyduysa, diğer taraftan Ukrayna bağlamında da bu konudaki kararlılığını bütün dünyaya ilan ediyor. O yüzden bu sembolik anlamın çok daha ötesinde bir mana taşıyor ki bence Rusya da bunun çok net bir şekilde farkında. Bir diğer hususu daha söyleyeyim. Türkiye'nin arabuluculuk çağrısı Aralık 2021 değil ilk olarak. 2018'de de G20 zirvesi sürecinde Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'nin bu konuda bir çağrısı olmuştu ve ona hiçbir cevap verilmemişti. 1 Aralık 2021'de de daha çok basın üzerinden Türkiye'nin bu çağrısı reddedilmişti. Ama bugün Rusya'nın, Sayın Putin'in Türkiye'yi gerçekleştireceği ziyaret bağlamında verdiği mesaj, bu krizin aynen Karabağ bağlamında olduğu, daha başka noktalarda olduğu gibi daha bölgesel ya da daha ikili ya da burada Türkiye'nin de yer aldığı bir inisiyatif çerçevesinde çözümüne dönük. Aksi takdirde, bakınız ben şunu söylüyorum,
Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Ukrayna noktasında ya da Batı'nın Ukrayna noktasında geri adım attığı kanaatinde değilim. Ukrayna üzerinden burada bir senaryo halen gündemdeki yerini koruyor. En sonunda Ukrayna da bunu çok net bir şekilde görmüş vaziyette. Rusya'nın kendisi de bana göre bunun farkında. Dolayısıyla Türkiye'nin burada ortaya koyduğu arabuluculuk teklifine her iki tarafın da burada ben Batı'nın açık desteğini görmedim. Bunun da altını çizmek lazım. Burada Ukrayna ve Rusya'nın çok net bir şekilde verdiği destekte bana göre burada bölgesel iradenin, bölgesel aklın, inisiyatifin bir kez daha devreye gireceğiyle ilgili güçlü emareler veriyor. Ve bugün bu sürecin geleceği büyük ölçüde, her ne kadar şu an Kiev'de iki lider görüşüyorsa da Türkiye-Ukrayna bağlamında, burada çıkacak, ortaya çıkacak sonuçlar kadar Rusya'nın buna yaklaşımı da büyük ölçüde belirleyici olacak. O yüzden ben ilk etapta, ilk turda şunu söyledim net bir şekilde. Türkiye ve Rusya'nın önünde, bölgenin önünde çok ciddi anlamda bir takım deneyimler var. Bölge önemli krizlerden geçiyor ve bunun en somut sinyali de Türkiye ve Rusya Amerika'nın Afganistan işgaliyle 11 Eylül sonrası gördü. Ve bu oyunun ya da bu Afganistan işgalinin aslında Avrasya'da her iki ülkeyi de, her iki ülkenin sadece çıkarları değil, bağımsızlığı noktasında geleceğini de etkileyeceğini gördüklerinden ötürü burada bir ortak irade ortaya koydular. Bu irade bugüne kadar bir takım inişler çıkışlar olsa da 24 Kasım 2015 gibi bence varlığını devam ettiriyor. Ve bu bağlamda Ukrayna krizi daha bölgesel anlamda bu Kafkaslar'da somutlaşan hadisenin Karadeniz üzerinden efendime söyleyeyim Ukrayna ve Doğu Avrupa Balkanları da içine alabilecek aslında bir işbirliği fırsatını da ortaya koyuyor. O yüzden Türkiye, Ukrayna, Rusya üçlüsünün burada bundan sonraki atacağı adımlar oldukça önemli. Kiev ve belki Ankara'da Sayın Putin artık Türkiye'den nereye gelir tam olarak bilemiyorum. Ankara ya da İstanbul'da ya da daha uygun gördükleri bir yerde liderler bir araya geldiklerinde bu geçmişteki örneklerden de hareketle bu sorunun uluslararasılaşmaması ve bu anlamda bölgesel inisiyatifin en azından bu iki üç ülke arasında bu inisiyatifin korunması noktasında adım atacakları kanaatindeyim. Teşekkürler Sayın Erol. NATO düzleminde Sayın Erenel size de soru sormak istiyorum. NATO'nun Ukrayna sorununa direkt olarak dahil olmaması bir güç kaybı mı yoksa bir strateji olarak mı sizce karşımızda? Zaten bu ciddi bir güç kaybıdır. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği içindeki kırılganlık Rusya'ya ciddi bir avantaj sağladı. Yani Rusya şu anda tahminlere göre 30 bin kişilik bir kuvvetini Belarus'a yerleştirdi. Ve bunlar bundan sonra büyük ölçüde çıkmayacaklar. Dolayısıyla esasında Belarus'ta Rus kuvvetleri var mıydı? Vardı. Ama bu kadar ciddi boyutta ve özellikle füze sistemleri dahil bunlar yoktu burada. Varsa da eski nesildi ama şimdi yenilerini yerleştirdi. Bundan en çok korkacak olan kimdir? Belarus'a komşu olan Estonya, Letonya ve Litvanya'dır. Ve Kuzey Baltık planını NATO'nun çok yeni baştan revize etmesi gerekiyor. Ve Rusya Kaliningrad'la birleşmeye bir adım kaldı. Buraya da geçtiği anda Baltık Denizi hakimiyeti söz konusu olacak. Dolayısıyla NATO ve Amerika bence ciddi bir stratejik hata yaptılar. Ve onlar doğuya giderken esasında Rusya batıya genişledi. Belarus üzerinden ve Belarus'u kontrolü altına aldı. Tam hakimiyetini. Zaten iki devlet ortak anlaşmaları da var arada. Ama Rusya'nın etkisi bu kadar artmamıştı. Şu anda Rusya kiminle komşu? Polonya ile ve diğer ülkelerle komşu. İngiltere ne hamle getirdi? Baktılar NATO işe yaramıyor. Birdenbire karşımıza İngiltere, Polonya ve Ukrayna adı altında bir ortak bir ne olduğu belli olmayan bir yapılanma çıktı. Yani Amerika Ukrayna'ya madem NATO'yu sana tavsiye edemiyoruz veya NATO bu işi yapmıyor resmi olarak, o zaman Ukrayna'nın bu konudaki eksikliklerini giderecek, ona güvence verecek şekilde İngiltere devreye girdi. Esasında 1,5 haftadır Biden ve Amerikalılar bir takım söylemlerde bulunuyorlar ama
Şu anda İngiltere'yi, NATO'yu sanki İngiltere yönetiyor gibi veya Amerika inisiyatifi İngiltere'ye vermiş gibi görünüyor. İngiliz Savunma Bakanı'nın ve Johnson, İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları bu yönde. İngiltere'nin özellikle Almanya'ya kuvvet yerleştirmek için NATO'ya teklifte bulunması, Ukrayna'ya işte eski nesilde olsa silah sistemlerini sevk etmesi, bu üçlü modeli açıklıyor olması NATO içerisindeki kırılganlığın daha da arttığını gösteriyor. Bir kere NATO içinde dediğim gibi bölünme de arttı. Yani Almanya bu konuda tamamen ayrı bir safta yer alıyor. Çünkü Rusya ile çok ciddi bir ekonomik işbirliği anlaşmaları var. Rusya'da çok ciddi Almanya'nın yatırımları var. Ve bütün bunları dikkate aldığımızda yine NATO'ya sınır konusu olan ülkeler, bundan sonra ben Polonya ve diğer eski Varşova Paktı ülkelerinin ve özellikle Balkan ülkelerinin NATO üyesi olmak istemeyeceklerini düşünüyordum. Bunun dışında İsveç, işte Finlandiya, NATO üyesi olmayan ülkelerin de NATO'ya girme şeklinde bir takım eğilimleri vardı. Onlar da kendilerini yoklayacaklardır. Dolayısıyla NATO ciddi bir ben güç kaybettiğini düşünüyorum. İkincisi, güç kaybeden önemli bir kurum da Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte 5 üyesi birbiriyle bu şekilde ters düştüğü zaman dünyada barış falan kalmadığı görülüyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e olan güveni de sarsacaktır bu. Ve ötesinde bundan Rusya bence güçlü çıkacaktır. Çünkü bir, Normandiya dörtlüsünü denediler. Bunun içinde zaten Fransa, Almanya var. Fransa ve Almanya Ukrayna konusunun sorunu çözüm konusunda ellerini taşın altına koymak istemediklerini deklar ettiler. Dolayısıyla Paris'te toplanan Normandiya dörtlüsünün sonuçları ortada. Minsk grubu bunda son derece başarısız. O da yine başarılı olsa protokolün 11 maddesini geri yerine getirir. Dolayısıyla Rusya'nın önünde de en azından bir tek Türkiye kalıyor. Esasında Türkiye üzerinden Amerika ile konuşmaya çalışıyor. Ama Batı ülkelerinden de Türkiye'ye bu konuda verilmiş bir destek yok. Belki açıklamanın sözü, Putin'in buna vereceği cevap bunu netleştirecektir. Diğer taraftan da bence Rusya bu konuda Çin ile olan yakınlaşmasını da bir adım daha arttırdığını düşünüyorum bu olay sonunda. Bu 4 Kasım'da olimpiyatlar sırasında bir kez daha deklar edecektir. Ve Xi Jinping'in 4 gün evvel bir açıklaması var. Artık işbirliğimiz stratejik ortaklık seviyesine doğru gidiyor demesi son derece önemliydi. Burada son olarak da ülkelerin öyle ciddi bir tehdit değerlendirmesi yapmadan, kendi milli güç unsurlarını ortaya koymadan, efendim benim birinci tehditim Çin, benim birinci tehditim Rusya demelerinin, işte İngiltere'nin, Amerika'nın ve diğer ülkelerin ve NATO'nun hiçbir anlam ifade etmediğini, ciddi bir tehdit algısının yaratıldığını, gerçekçi bir değerlendirmenin olmadığını bir kez daha gösterdi. Ve NATO'nun özellikle günümüzde yetenek temelli ve birliklerin büyük bir hız ve süratle bölgeye sevk edileceği bir dönemde çok sayıda ülkeden meydana gelen toplama kuvvetlerle bu işin gerçekleşmeyeceği, her ülkenin elini kaldırmasıyla ancak bir yere kuvvet sevk edecek bir mekanizmanın, oy birliğiyle olacak olan bir mekanizmanın da hiçbir işe yaramadığını bir kez daha görmüş olduk. Teşekkürler Sayın Erenel. Yakup Aslan, Sayın Erenel de Rusya ve Çin yakınlaşmasından bahsederken burada karşıt olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin özellikle Karadeniz'deki ortak tavrına dikkat çekmek istiyorum. Aynı ortaklığı Ağustos'ta da gördük Çin'e karşı. Şimdi de Karadeniz'de Rusya'ya karşı İngiltere'nin Amerika'ya büyük bir desteğini görüyoruz. Öncelikle şunu soracağım. İngiltere'nin buradaki pozisyonu ne tam olarak? NATO'da büyük bir destek alamazken Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den neden bu kadar yoğun bir destek alıyor? İkincisi, Türkiye önümüzdeki günlerde NATO bu kadar güçsüzleşirken NATO'nun içerisindeki varlığını sorgulayacak mı sizce? Şimdi öncelikle İngiltere'nin bu tavrını şu şekilde de gelen anlamda yorumlayan uzmanlar var. Önceden emperyal tavır içerisinde olan güç İngiltere'ydi. Bu gücü devretmişti Amerika'ya. Şimdi Amerika bu görevi İngiltere'ye devredecek şeklinde yorumlayanlar var. Ancak şunu ifade etmek lazım ki artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani o Soğuk Savaş döneminin bittiği, çok kutuplu dünyanın kurulduğu bir düzendeyiz. Şimdi Macaristan'dan da bahsedersek, yani Macaristan da
Türkiye'de aynı zamanda başka bir uluslararası işbirliği örgütünün de üyesi Türkiye ve Macaristan gözlemci olmak üzere Türk Konseyi üyesi. Türk Konseyi ülkelerinin Rusya'yla ciddi ilişkileri var. Yani bunları hep değerlendirirken çok kutuplu bir dünya düzeninin artık kurulmuş olduğunu ve doğduğunu ve bunların da onun doğum çatancısı olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii Amerika bunu kabullenmedi doğal olarak. Kabullenmediği için bu okyanus ötesi müdahalelerde hala bulunabileceğini zannediyor ama burada yerel bölgesel güçlerin artık buna müsaade etmediğinin gerçeğiyle de yüzleşmiş oluyor. Bu anlamda bölgede yeni ittifak arayışları içerisinde olması da gayet muhtemel. İngiltere'de bunlardan biri, ikinci bir ifade olarak da bunu söyleyebiliriz. Ama şunu da bunu kesin kez söylemek lazım. Artık çok kutuplu bir dünya düzeni içerisindeyiz. Bölgesel ittifaklar, bölgesel sorunların çözümünde bölge ülkelerinin inisiyatifi ele aldığı bir dönemdeyiz. Ve şu an Ukrayna'da da aslında bunu yaşıyoruz. Bunun pratikte yaşayan bir örneği. Daha önce başka küresel güçlerin müdahil olduğu gerilimde şimdi Türkiye bölgenin oyun kurucu, önemli bir aktör olarak ön plana çıkmış ve iki ülke arasındaki, iki ilişkisi olduğu ülke arasındaki sorunların, anlaşmazlıkların çözümü aşamasında bir inisiyatif kullanmaya çalışıyor ve iki taraf tarafından da olumlu karşılanıyor. Yani bunu öncelikle bunu bu şekilde değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. İkinci olarak NATO'daki Türkiye'nin varlığı. Bakın NATO artık kimi için umuttur? Şunu ifade edelim. NATO artık PKK için umuttur. Yani dün akşam saatlerinde PKK'nın siyasi konu HDP bir bildiri yayınladı. Ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı terörle mücadele operasyonlarına Amerika'yı, NATO'yu ve uluslararası güçleri yardıma çağırıyoruz, Türkiye'ye karşı müdahaleye çağırıyoruz diye bir bildiri yayınladı. Burada da NATO'nun artık kimlere umut olduğunu bize gösteriyor. Burada NATO içerisinde, evet NATO içerisinde 40'lı yıllardan bu yana, 42'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti var, entegre olmuş durumda ama NATO tamamen de Türkiye'yi, Türk ordusunu, Türk siyasetini tamamen de ele geçirmeyi başaramamış bir kuvvet. Evet, NATO ile ilgili NATO'nun içinde durarak mı NATO'yu dizginleyebiliriz, NATO'dan çıkarak mı NATO'yu dizginleyebiliriz? Artık bunların da konuşuluyor olması Türkiye'nin NATO ile aslında duygusal bağının da sona ermiş olduğunun göstergesi, somut göstergesi. Artık NATO'da Türkiye'nin varlığı da tartışılıyor gelmiş durumda. Evet. NATO daha önce yayılan Sovyetlere karşı kurulan bir örgüttü Varşova Paktı'ndan sonra. Ardından küresel terörle mücadele ile ilgili bir misyon belirledi kendine. Küresel terör çeteleri yarattı. Bu terörle mücadele için bölge ülkelerini, yani NATO'ya üye ülkeleri kullandı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin güç unsuru haline geldi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerine mi artık bu ülkeler adımlarını atacaklar, stratejilerini belirleyecekler yoksa kendi bağımsız milli bekaları için bir strateji belirleyecekler. Bugün baktığımızda NATO'ya üye ülkelerle karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz. Yani Akdeniz'deki gerilime bakalım, Ege'ye bakalım, Suriye'deki karşı karşıya gelişlere bakalım. Biz NATO'yla karşı karşıyayız. NATO'yla savaşır durumdayız. Bunu ifade edelim. Yani biz Kıbrıs Harekatı'nda NATO'dan bir destek görmedik. Terörle mücadelede NATO'dan bir destek görmedik. Uluslararası tehditlere karşı NATO'dan hiçbir destek görmedik. 15-16 Temmuz'da bilakis NATO tarafından, NATO'nun içerisindeki NATO karargahlarından bu darbelerin tertiplendiğini gördük. NATO'nun hangarlarından çıkan silahların vatandaşlarımızı şehit ettiğini gördük. Ve burada şunu artık sorgular hale geldik. NATO'nun bize ne faydası var? Elbette kamuoyuna yansımayan NATO içerisinde Türkiye'nin varlığının çeşitli hamleleri engellediğine dair bilgiler olabilir ama ben bu bilgilerle değil, kamuoyuna yansıyan somut gerçekliklerle bu ifadeleri kullanıyorum. NATO artık Türkiye'ye ve NATO'ya üye ülkelere fayda sağlamayan bir örgüt haline gelmiştir ve bilakis NATO'nun lokomotif ülkeleri de bunlar dile getirmektedir. Bu ayrılığı dile getirmektedir. Bir de NATO kimi tehdit etmektedir? Bakın çok kısa süre önce İran'la bir
gaz problemi yaşadık. Her iki tarafta sorunun karşı tarafta olduğunu söyledi. Biz enerjiyle ilgili organize sanayi bölgelerinde üretime de çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde üretimi durdurabilecek bir duruma geldik. Yani gazla ilgili sorundan dolayı, enerjiyle ilgili sorundan dolayı Rusya'dan biz gaz alıyoruz, İran'dan gaz alıyoruz. NATO kimi tehdidi? NATO bizim enerji güvenliğimize tehdidi. Yani biz İran'la karşı karşıya gelen bir NATO, Rusya'yla karşı karşıya gelen bir NATO savaş haline girerse bu Türkiye'nin hem enerji güvenliği hem milli güvenliği anlamında nelerle sonuçlanır? Bunları çok iyi tahlil etmesi gerekiyor Türkiye'nin kanun koyucularının ve bunun da farkında olduklarına dair emarelerde ciddi bir şekilde görünüyor. Yani NATO ile ilgili olumlayan açıklamalar her ne kadar olsa da NATO ile ciddi ters düşüldüğü sürecini de görüyoruz. Çünkü NATO tatbikatlarına bakın, en son tatbikatı kamuoyuna yansıdı. Hedef ülke bir aday ülkesi, bir yarım aday ülkesi Türkiye gibi demeyeceğiz. Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla hedef ülkeye çıkarma, hedef ülke nasıl işgal edilecek şeklinde tatbikatlar gerçekleşecek bir örgüt. Bu nasıl dost bir örgüt olabilir? Türkiye'nin buradaki varlığı nasıl sorgulanmaz? Bunları da önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor ve bunu da ifade edelim. Yani NATO'nun tansiyonu yükseldiği dönemde, yani savaşla yüzleşilecek ana gelindiği anda nasıl çatırdadığını Ukrayna örneğinde gördük. Hırvatistan'ın tavrı, Almanya'nın bilakis tavrı, genel deniz kuvvetleri komutanının istifa etmesi, hava sahasını kapatması, oraya giden silahların geçiş için hava sahasını kapatması, NATO müttefik ülke Ukrayna'ya silah götürmek istiyor, hava sahasını kapatan bir Almanya var. Hırvatistan'ın asker verme tepkisi, Macaristan'ın aynı konumlanması, burada NATO'nun artık kendi varlığını sorgulayan bir döneme girdiğinin birer emaresi. Ama bunu da ifade edelim, çok kutuplu dünya düzeninin artık uluslararası anlamda da, küresel anlamda da kabullenmesi gereken bir süreç olduğu gerçeği de Ukrayna'daki yaşanan krizle de ortaya çıktı Seda Hanım. Teşekkürler Yakup Aslan. Son olarak Özgür Altınbaş, çok kutuplu dünyadan bahsettik. Çok kutuplu dünyada NATO'nun yeri nasıl olacak sizce önümüzdeki süreçte ve burada Avrasya'da yeni bir savunma paktının gündeme gelmesi söz konusu mu? Şimdi bu özellikle Ukrayna konusundan sonra son 3-4 senede yaşanan pratiklere baktığımızda artık dünya üzerinde yer alan ittifakların geleceğine dair bazı kafamızda şekillenmeler oluyor. Örneğin şunu söyleyeceğim. Bakın, Avrupa Birliği'nden Brexit'te İngiltere'nin çıkması, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün örgütüne İran'ın dahil olması, Türkiye'nin az önce de Sayın Yakup Aslan'ın söylediği üzere Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la lider Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman tarafa konulması ve Türkiye'nin burada istenmeyen bir ülke olduğunun mesajının verilmesi, Türkiye toplumunda NATO'dan çıkmanın tartışılması, NATO'nun içerisinde bambaşka seslerin çıkması Ukrayna konusunda. Bakın, bir yerde bir ittifak, yani NATO ve Batı ittifak, Atlantik ittifak dersek buna, bir burada bir parçalanma söz konusu. Bir farklı seslerin pratik anlamda parçalanmış. Yani AB'den çıkmış. Şimdi AUKUS kuruldu. ABD, İngiltere, Avustralya. Burada AUKUS kurulduktan sonra Avustralya Fransa ile olan denizaltı sözleşmesinden ayrılıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı, New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında bir açıklama yapıyor ve sırtımızdan bıçaklandık diyor Amerika'ya ve AUKUS'un yaptığı, bu Avustralya'nın yaptığı anlaşmadan çıkmayla ilgili. Şimdi zaten böyle bir şeyin mümkün olduğunu görebiliyoruz. Yani şimdi bakın, şu anda Pekin'de dünyadaki birçok devlet başkanı toplanmış durumda Pekin Olimpiyatları'nın açılışına katılmak üzere. Orada Xi Jinping ile Putin büyük bir güvenlik anlaşması imzalayacak ve stratejik ortak olarak artık adlandıracak Çin ve Rusya. Şimdi iki tane dünya zaten karşımıza çıkmış ama bir yerinde biraz daha bölük pörçük farklı seslerin çıktığı, bölünmelerin meydana geldi. Bir anlamda da Şanghay İşbirliği Örgütü, aslında baktığınızda bir temelde bir askeri bir örgüt, Şanghay İşbirliği Örgütü bu temelde kuruluyor. Ve buna Türkiye'nin ilk defa bir kara komşusunun dahil olduğunu görüyoruz. Bir yerde ittifaklar büyüdükçe diğerde de ittifaklarda parçalanmanın olduğunu görüyoruz. O yüzden Ukrayna pratiği bize en son olarak bunu göstermiş oldu. Zaten Kazakistan'da meydana gelen turuncu darbe girişiminden sonra Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de orada ortak bir açıklama yapması, Rusya'nın ve Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nün bir anda
Kazakistan'a müdahale etmesiyle neredeyse bir hafta bile sürmedi. Tekrardan barış ortamının sağlanması Kazakistan'da. Yani Asya'da özellikle kalkışılan bu ABD tarafından ya da Batı tarafından desteklenen bu kalkışmaların bir anda sönümlendiğini ama NATO'nun kendi içerisinde kendi anlamda yani mesela örneğin G7 örneğini verelim. Geçen sene yapılan G7'de biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri masaya şöyle oturdu. Biz kuşak yol girişimine karşı bir girişim oluşturmak istiyoruz fikriyle gelmişti. O fikri sunmuştu NATO toplantısından 2 gün önce. Ama Angela Merkel o zamanki şansölye şöyle bir açıklama yapmış toplantıdan sonra. Biz kuşak yol girişimine karşı oluşturacak bir projenin ya da girişimin ekonomik finansal kaynağını sağlayamayız. Bir açıklaması olmuştu. Bu bir itiraftı açıklamadan ziyade. Ardından 2 gün sonra NATO'da NATO toplantısı olmuştu. NATO toplantısında da Çin'in ortak bir düşman olarak dünyanın yani NATO'nun ve dünyanın önündeki ortak bir düşman olarak benimsenmesi fikri Amerika Birleşik Devletleri tarafından NATO'nun önüne koyuldu. Burada da İngiltere, İtalya gibi ülkelerden itirazlar geldi. Şimdi bu durumda baktığımızda NATO'nun Sayın Komutanım da belirttiği üzere hem askeri anlamda da gücündeki bu kayıplar, bir anlamda da Avrasya'daki güçlerin kuvvetlenmesi en son Karabağ zaferinden sonra artık Amerika'nın da biliyorsunuz Paşinyan bir anda Ermenistan'da hava öyle bir tersine döndü ki o askeri müdahaleyle birlikte Karabağ zaferinden sonra Paşinyan Rusya ile Türkiye ile yakınlaşmaya başladı. Yani bölgedeki müttefiklerini de dönüştüren bir süreçten geçiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu aslında biraz da Zelenski için tartışılmaya başladı. Çünkü biraz da Batı'da bazı mesajlar çıkıyor. Örneğin İngiltere bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Rusya, Ukrayna'da biraz daha Rus yanlısı bir acaba iktidar oluşturabilecek güce sahip oldu mu son gelişmelerden sonra? Belki önümüzdeki süreçte Zelenski olmasa da başka bir gelecek iktidara sahip olacak bir partinin, bir kuvvetin Amerika ile ABD tarafından yapılan kışkırtmaları değil de biraz daha bölge ülkeleriyle birlikte hareket edeceğini görebiliriz. Çünkü geçmişteki pratikler bize onu gösteriyor. O yüzden NATO ve yani ittifaklar açısından baktığımızda da gelecekte biraz daha bölgenin lehine ulaşabilecek özellikle Asya kuvvetlerinin ön plana çıktığı bir ittifaklardan bahsedebiliriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Erol, Sayın Erener, Sayın Aslan yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Çok nitelikli bir tartışma oldu kritik günde. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Özgür Altınbaş, size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şu anda Zelenski ve Erdoğan arasındaki ikili görüşme devam ediyor. Bir saati aştı görüşme süresi. Görüşmenin hemen ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. O toplantıyı da ekranlarınıza getiriyor olacağız. Bir kez daha Deniz Adalı'yla belki de bir bağlantı kuracağız ve sıcak gelişmeleri alacağız. Ama önce kısa bir reklam arası. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek diye günlerdir yayınlar yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin burada üstleneceği arabuluculuk rolü ve Karadeniz'de gerginliği düşürmeye ilişkin alacağı pozisyon oldukça kritik olacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesine başladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saattir devam ediyor. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'de sıcak gelişmeleri gün boyunca bizlere aktardı. İki lider görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Burada iki liderin yapacağı açıklama dünya kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Keza görüşmenin yapıldığı sarayda şu anda çok sayıda gazeteci bu görüşmeyi takip ediyor. Biz de biraz önce değerli konuklarımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolünü ve Karadeniz'de genişleme planları içerisinde Ukrayna'nın oynayacağı rolü aslında detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Birazdan ortak açıklama ekranlarınıza gelecek ama önce Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek'in dün Çıkış Yolu programında yaptığı açıklamayı ekranlarınıza getirelim. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Türkiye'yi nasıl hedef aldığını Sayın Perinçek ayrıntılarıyla anlattı. Doğuya doğru ilerleyen NATO, Türkiye'nin üzerine doğru gelen NATO.
Yalnız Rusya'nın üzerine değil, Türkiye'nin üzerine gelen NATO. NATO'nun Türkiye'yi hedef aldığına dikkat çekti. NATO'nun Türkiye'de işlediği suçları anlattığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 12 Mart darbesini yapmış, 12 Eylül darbesini yapmış o NATO. Kahramanmaraş katliamını yapmış, Sivas Madımak'ta canlarımıza kıymış. Kemalye Başbağlar'ın 34 köylüsünü katletmiş o NATO. O NATO Kahramanmaraş katliamını yapmış. 1 Mayıs 77'de canlarımıza kıymış. Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemiş ve o darbeleri tezgahlamış. En son 15-16 Temmuz'da Türk ordusunun içine, Türk polisinin içine yerleştirdiği güçlerle hangarlardan çıkmış, uçaklarını havalandırmış bizim kendi meydanlarımızdan, İncirlik'ten ve Ankara'yı ele geçirmeye kalkmış. Bu NATO. NATO bu. Perinçek, NATO'nun Ege kıyısındaki üslerinin Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade etti. Şimdi bu NATO, yani 15-16 Temmuz darbesini yapan NATO doğuya doğru geliyor. Nereye doğru geliyor? Yalnız Rusya'nın üzerine doğru gelmiyor. Türkiye'nin üzerine geliyor. Ege kıyılarındaki o üsler Rusya'yı tehdit etmiyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. NATO'nun ezildiğini belirten Perinçek, Türkiye'nin hapishanelerinde NATO'nun yattığını söyledi. Türkiye sınır ötesinde NATO'ya karşı savaştı ve güvenliğini sağladı. Bu arada onlar da bize içeriden Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirdikleri güçleriyle o 15-16 Temmuz darbesine girişler, orada da ezildiler. Bugün Türkiye hapishanelerinde kim yatıyor? NATO yatıyor. Nasıl? FETÖ demek NATO demek. FETÖ NATO'nun FETÖ'sü. NATO'nun Gladius'u. Türkiye hapishanelerinde bugün NATO yatıyor. PKK yatıyor, o da NATO. NATO'nun iki tane kuvveti var Türkiye'de. Biri FETÖ, biri PKK. Enerji sorunuyla ilgili değerlendirmeler yapan Vatan Partisi lideri kamulaştırma vurgusu yaptı. Dünyada büyük bir enerji buhranı var. Özellikle enerji dağıtımının kamulaştırılması çok önemli. Görüyoruz, çiftçinin talebi de bu, sanayicilerin talebi de bu. Ve çok yüksek enerji fiyatları var ve o özel enerji şirketlerini yanlış hatırlamıyorsam %50 oranında devlet destekliyor. Evet, evet. Yani o zaman kamulaştır. Enerji sektörüne %50 destek vereceğine enerji dağıtımını devlet yapsın ve hem tarımın üretim yapabilmesi, hem sanayinin üretim yapabilmesi koşullarını sağla. Ucuz elektrik ver, değil mi? Ucuz mazot ver. O da bir enerji kaynağı. Enerji sektöründe devletin, kamunun hakim olması çok önemli. Türkiye'nin tekrar kamuculuğa dönmeye başladığını vurgulayan Perinçek, çiftçi iflas edeceğine, bankalar iflas etsin dedi. Ya, Türkiye yapan... tekrar bakın kamuculuğa dönmeye başladı. Bankalar, şimdi Türkiye'de bankaların, kamu bankalarını falan savurmak çok zordu. Mesela bizim Vatan Partisi'nin programında. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2-3 gün önce konuşmasında ne dedi? Bu dedi özel sektör, özel bankalar dedi. Sömürücü dedi. Sömürüyor bunlar dedi. Biz Vatan Partisi olarak ne diyorduk? Çiftçi iflas etmesin. Bankalar iflas edecekler. Bankalar iflas etti diye Türkiye ekonomisine bir şey olmaz. Ama çiftçi iflas etmesin. Sanayici iflas etmesin. Çünkü onlar üretim çarkını çeviriyor. Vatan Partisi olarak diyoruz ki bu yıl kâr etmesin bankalar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Aydın ve Kültür kitabının genişletilmiş baskısı Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Yani 8-9-10. Yüzyıldan itibaren Türkler İslam havzasına girdiler. Karahanlılarla, Selçuklularla, Moğol Hakanlığı'yla. İslam uygarlığına giriş neydi, ne anlama geliyordu? Bu bir benlik kaybı mıydı yoksa çağdaş uygarlığın içine dahil olmak mıydı? Bunları tartışan yeni bölümlerde ekledim. Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek'in açıklamalarını dinledik. Şimdi Ukrayna'dan sıcak görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski tarafından karşılandı. Resmi törenle bir karşılama yapıldı. Ardından iki liderin görüşmesi de başladı. Tabii yoğun trafik sabah saatlerinden itibaren başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev'deki meçhul asker anıtını ziyaret etmesinin ardından da Zelenski ile bir görüşme başladı. Görüşmeye ilişkin de görüntüler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İki liderle yaptığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Şu anda Zelenski ile kameralar karşısına geçtiği anlar kameralarınıza, ekranlarınıza
geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin 10. toplantısına katılmak üzere aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'e gitti ve bu ziyaret esnasında elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki kışkırtma planları en öncelikli gündem maddesi olarak konuşulacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından bir süre sohbet ettiler. Biraz önce o görüntüler de ekranlarınıza geldi. Ayrıca Erdoğan Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını da selamladı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Bu ziyaret sırasında iki lider ülkelerinin heyetleriyle de ayrıca Ukrayna'da resmi temaslarını gerçekleştiriyorlar. Türk heyetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin hemen öncesinde Ukrayna'ya gitmiş ve görüşmelere başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenski de şu anda kameralarda gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'la sohbet ederken İki lider törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Şimdi baş başa görüşme sonrası yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Kiev'e döneceğiz şimdi. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'de sıcak gelişmeleri takip ediyor. Deniz Adalı görüşme başlayalı yaklaşık bir saat oldu. Görüşmenin de bir saat planlandığını ifade etmişsin ama o süreyi biraz aştık galiba. Sıcak gelişmeler neler? Daha sonra iki lider ortak bir açıklama yapacak mı? Sözü size bırakalım. Seda Hanım, bir saate aşalı uzun bir süre oldu. 2 saate yaklaştı görüşme ve hala ikili görüşmenin devam ettiği bilgisi geldi. Son bilgi olarak elimizde not olarak bunu iletelim biz de size. Tabii karşılama törenini ekrana getirdiğimiz az önce siz de belirttiniz. Mariinsky Sarayı'ndayız ve şu anda bulunduğumuz salonda toplantı kriz zirve sonrası ortak açıklamanın yapılacağı salonda bekliyoruz. Sadece Türk gazeteciler yok burada. Onu da önceki yayınlarımızda da söylemiştik ama bir kez daha aktaralım. Hem bölgeden hem de dünyanın çeşitli noktalarında uluslararası haber ajanslarının temsilcileri de kalabalık bir gazeteci ordusu var diyebiliriz aslında. Bu görüşmeyi şu anda takip eden ve ortak açıklamayı takip edecek olan ve tabii burada görüşme devam ederken son notlar neydi? Bu görüşmeye ilişkin ya da Ukrayna'da ilgili Sayın Erdoğan yaptı ama yine Ukrayna'dan gelen açıklamalar neydi? Kısaca da onu da hatırlatalım. Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya hareket etmeden önce konuştu ve Doğu Ukrayna barışı ile ilgili Rusya kabul ederse Türkiye'de barış görüşmeleri yapılabilir açıklamasını yaptı. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de konuştu ve iki tarafında Rusya'nın işgalci olmadığını, işgal planının olmadığını, yine Ukrayna'nın da savaş istemediğini hatırlattı ve bu konuda da Türkiye'nin diyalog ve uzlaşıdan yana olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bu görüşmeyle ilgili, yapılacak görüşmeyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şöyleydi. İkili görüşmeler, yani Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeden Türkiye'nin hangi taşı nereye koyacağını belirleyemeyiz mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu görüşme sonrası da yine açıklamalarında olacaktır. Ve buradan sonraki sürece ilişkin açıklamalar yapacaktır ama şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin Olimpiyatları'ndaki temasları sürüyor. Pekin Olimpiyatları sonrasında Türkiye ziyaretine ilişkin bir tarih açıklanacağı söylemişti daha öncesinde. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem buradaki görüşmeyi hem de Putin'le yapacağı görüşme sonrası bu konuyla ilgili Türkiye'nin hangi taşı nereye koyacağını belirleyeceğiyle ilgili mesajı vermiş oldu. Tabii görüşmeyle ilgili burada dünden beri biz de buradayız. Ulusal Kanal olarak görüşmenin gelişmeleri ve bu durumda da şu anda içeride görüşmenin sürdüğünü belirtelim. Yine Ukrayna basınını, bölge basını, uluslararası ajanslar temsilcilerinin de buradaki bu görüşmede oldu ve sürekli yayınlarına bağlanarak buradaki görüşmelerdeki son durumların izleyicilerine aktardığını söyleyelim ve görüşmenin ardından bir stratejik yüksek düzeyli konsey toplantısı olacak. 10.sü yapılacak konsey toplantısının ikili görüşme sonrası konsey toplantısına mı geçilecek yoksa ortak açıklama mı yapılacak? Şu anda bunun belirsizliği var ama belirli olan ve net olan şu anda ikili görüşme düzeltiyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesi sürüyor. Biz de bu görüşme sonrası yapılacak ortak açıklamanın yapılacağı salonda bekleşimizi sürdürüyoruz. Son nokta bunlar. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz Ulusal Kanal ekranlarında yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortak açıklama geldiği takdirde biz de ekranlardan canlı olarak getireceğiz. Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı Kiev'den bize sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Şimdi Ukrayna gündemine biraz mola verelim. Türkiye'deki farklı gelişmeleri de bir göz atalım. Özellikle ekonomi alanındaki gelişmeler. Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Detayları aktaralım. TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon %11.10 arttı. Böylece Aralık ayında %36.8 olan yıllık enflasyon %48.69'a yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre artış ise %22.58 seviyesinde görüldü. Yıllık çekirdek enflasyon ise %39.45 oldu. Ocak 2022'de endekste kapsanan 409 maddeden 354'ünün ortalama fiyatında artış görüldü. İlk sırada %69.97 ile elektrik fiyatları yer alırken ikinci sırayı %54.74 ile patlıcan aldı. Üretici fiyatları ise aylık bazda %10.45 artarken yıllık %93.53'e çıktı. Üretici fiyatlarında madencilik ve taş ocakçılığında %86.51, imalatta %90.29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %138.48 artış yaşanırken su temininde ise %25.88 artış görüldü. Doğu ve Güneydoğu'da çiftçinin yaşadığı elektrik mağduriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aktarıldı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre konu Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme geldi. Vekiller yüksek elektrik ve gübre fiyatlarının vatandaşın belini büktüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. Tarımda yaşanan sorunlar gündeme getirildi. Milletvekillerinin taleplerini tek tek not aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 Şubat'ta AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 50 milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Çok sayıda milletvekiline söz aldığı öğrenilen toplantıda Erdoğan, "Sürekli sahada olun, vatandaşın içinden ayrılmayalım" talimatını verdi. Cumhurbaşkanının birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı toplantıda milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantının açılışında İç siyasetle ilgili olarak, dış siyaset, dış gelişmelerle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Edinilen bilgiye göre Doğu ve Güneydoğu'dan gelen milletvekilleri çiftçinin yaşadığı elektrik mağduriyetini anlattı. Vatandaşın yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği belirtildi. AK Parti milletvekilleri gübre fiyatlarındaki artışın da çiftçinin belini büktüğünü söyledi. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin bölgeye yönelik yaptırım projelerinin yoğunlaştırılmasını talep ettiği belirtildi. Vatandaşımızın üzerinde geçmiş yıllardan beri oluşan bu yapıların, daha 10 yıllara cari bu oluşumların teker teker darmadağın edilmesinin ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu, kendi illerindeki çeşitli gelişmelerle de terörle mücadelenin yoğun olduğu illerde milletvekilliği yapan ve bu toplantıya o çerçevede katılan arkadaşlarımız ifade ettiler. Erdoğan'ın toplantıda muhalefete sert sözlerle yüklendiği de ifade edildi. Cumhurbaşkanının "onların içinde fikri beraberlik yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip, biz inşa için bir aradayız" dediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre milletvekilleri mültecilerle ilgili yapılan son çalışmaları da gündeme getirdi. Mültecilerin keyifleri için gelmediğini söyleyen Erdoğan'ın "gitmek isteyen gider, kalmak isteyen bizim misafirimizdir" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Terörle mücadele gündemine göz atalım şimdi. Suriye'de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK'lılara fırsat verilmedi. 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan PKK'lılara ağır darbe indirildiği belirtildi. 9 PKK'lı teröristin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında "şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Edirne'ye geri ittiği göçmenler açık arazide donarak öldü. Arama çalışmalarında donmuş bedenlerine ulaşılan kişi sayısı 12'ye ulaştı. Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanlar tarafından geri itilen göçmenlerin açık arazide donmuş cesetleri bulundu. Ölü sayısı artıyor. Paşaköy Mandakoru mevkiinde 9 göçmenin cansız bedeni donarak ölmüş halde bulunmuştu.
Edirne Valiliği ölü sayısının arttığını duyurdu. Açıklamaya göre arazide yapılan arama tarama çalışmalarında iki göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son anda hastaneye kaldırılan göçmen de kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bölgede jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede ekipler özellikle sınır altındaki çeltik tarlalarına yoğunlaştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Sayın Koca'nın yaptığı açıklamalarda Türkiye'de görülen hemen hemen tüm vakaların omikron varyantı olduğu ifade edildi. Covid-19'un 32 mutasyonlu omikron varyantının etkisiyle vakalar 100 bin rakamların üzerine çıktı. Salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaşıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Hemen hemen Türkiye'deki tüm vakaların omikron kaynaklı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Artan vakaların omikron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların omikron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanlaması ile belirlenmiştir. Omikron varyantının en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son 2 haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omikron varyantının diğer yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son 2 haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Bakan Koca, servis yatakları doluluk oranının %57.8, yoğun bakım yatak doluluk oranının %68.7 ve solunum cihazı doluluk oranının %31 seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı. Covid-19 tedavisi kapsamında kullanılan ilaç hakkındaki son durumu da açıkladı. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Öte yandan yerleşimi Türkovak'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerine başladı. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden kendi aşımız, kendi gücümüz Türkovak'ı güvenli olabilirler. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Şimdi yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sağanak yağıştan görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Yurdun büyük bölümü sağanak yağış ve kar altında. Yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Taşkın nedeniyle araçlar su altında kaldı. Şiddetli yağışın sürdüğü ilçede araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer Biga'da sağanak yağışın ilerleyen saatlerde yoğun kara dönüşmesini bekliyor. İzmir'de ise sağanak ve dolu aralıklarla etkili oldu. İzmir geçen yılda aynı görüntülere sahne olmuştu. Kent genelinde sabah başlayan ve akşam etkisini artıran gök gürültülü sağanak ve dolu sonrası bazı iş yerleri ve evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı, lüks yat battı. Menteşe Yılanlı Karayolu'na toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Belediye ekipleri araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor. Düerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleriyle Karabağlar Yayla bölgesinde bazı tarım alanları da su altında kaldı. Sivas'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta kar kalınlığı, tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 10 metreye ulaştı. Kış mevsimini zor geçtiği kentte karla mücadele ekipleri kapanan yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor. Doğu
Dondurucu soğuk ve kar yurdun dört bir yanında yetişkinler için adeta çileye dönüşürken çocuklar içinse doyasıya bir eğlence oldu. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü şiddetli soğuklar nedeniyle dondu. Köy çocukları donmuş gölü oyun alanına çevirdi. Okullar tatil oldu. Biz arkadaşlarımıza böyle canı sıkıldığında beraber kayıyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz. 40 kilometre karelik alana sahip Nazik Gölü tamamen buz tuttu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyünde yaşayan çocuklar okulların yarı yıl tatiline girmesini fırsat bildi. Buz üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi. Buzun üstünde kendimize kayıyoruz, eğleniyoruz. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli çocuklarla kardan asker ve jandarma aracı yaptı, kar topu oynadı. Devriye görevindeki jandarma ekipleri sorumluluk alanındaki Sarayözü Köyü İlkokulu bahçesinde oynayan çocukları görünce onlara eşlik etti. Kar yağıyor, kar, kar yağıyor. Çocuklarla kar topu oynayan Mehmetçik daha sonra kardan asker ve jandarma aracı yaptı. Jandarmayla neşeli dakikalar geçiren çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. Fanatik Yunan milliyetçisi yayınlarıyla dikkat çeken Greek City Times sitesi Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i hedef aldı. Site Doğu Perinçek'in Beijing Kış Olimpiyatları dolayısıyla yayınladığı mesajın Çin Devlet Televizyonu'nda dünya liderleri arasında ilk sırada yayınlanmasını manşetlerine taşıdı. Fanatik Yunan milliyetçisi yayınlarıyla dikkat çeken Avustralya merkezli Greek City Times sitesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 2022 Beijing Kış Olimpiyatları için yayınladığı birlik mesajının Çin Devlet Televizyonu'nda yayınlanmasının manşetine taşıdı. Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'in hedef alındığı haberde Perinçek'in Doğu Akdeniz'de sorunların diplomasiyle değil silahla çözüleceğine yönelik açıklaması aktarıldı. Doğu Perinçek'ten aşırı milliyetçi lider olarak söz edilirken Türk savaş taciri ve soykırım inkarcısı gibi haddini aşan ifadeler kullanıldı. Çin Devlet Televizyonu kış olimpiyatlarının başlamasına birkaç gün kala bir Türk savaş tacirini ve soykırım inkarcısını tanıttığı ifadelerine yer verildi. Haberde Yunanistan'ın da taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aksi yöndeki kararlarına rağmen Batı'nın Ermeni soykırımı yalanları tekrar edildi. Ayrıca ABD'nin Uygur komploları savunuldu. Ancak Greek News Times haberi yaparken ABD ve Fransa'nın kışkırttığı Atina yönetiminin tüm Yunanistan'ı Amerikan üssü haline getirdiği gerçeğini unuttu. Doğu Akdeniz konusunda sık sık uluslararası hukuk vurgusu yapılan haberde Ege'de uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırılan adalardan da hiç bahsedilmedi. Doğu Perinçek, who is coming from the Vatan Party. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2022 Beijing Kış Olimpiyatları dolayısıyla yayınladığı mesajında bütün dünyaya olimpiyatların sloganını Türkiye'den kardeşin halkına ve 7 kıtanın sporcularına bildiriyorum. Şampiyon insanlık diye seslenmişti. Halkına ve 7 kıtanın sporcularına bildiriyorum. Şampiyon insanlık, şampiyon insanlık, şampiyon insanlık. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Kış Kartalı adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu. Büyük oranda milli mühimmatlar kullanıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler bir kez daha TSK'nın nefesini ensesinde hissetti dedi. Savaş uçakları 6 farklı üstten bir bir havalandı, PKK hedeflerini yerle bir etti. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı hava harekatı icra edildi. Tebrik ediyoruz. Çok şükür kazasız belasız efendim büyük çaplı bir operasyon tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Kış Kartalı Harekat Merkezi'nden operasyonu takip etti. Harekatla teröristleri etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Operasyonda savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, havadan ihbar kontrol uçağıyla İHA SİHA'lar görev aldı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Ve teröristler, ben inanıyorum ki bir kez daha hava kuvvetlerimizin ve sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini bir kez daha enselerinde hissettiler. Savaş uçaklarının hedefinde teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları vardı.
165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'teki teröristlere ait 80'e yakın hedef tahrip edildi. 60 civarındaki hava aracının görev aldığı harekatta vurulan hedeflerde birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da vuruldu. Bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi? Girdik. İşte dün gece hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte de hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi. Bunlar tabii son zamanlarda bu terördeki, teröristlerdeki ortamdaki çöküşü görüyorlar ve bu çöküşün ne kadar hızlandığının da farkındalar. Baştakiler bunu anladılar. Alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve bir an önce bu işten vazgeçip adalete teslim olmaları. Bunun sağlanması için arkadaşlarım gece demeden, gündüz demeden, kar kış demeden, yaz kış demeden bu faaliyetlerimizi sürdürdük. Büyük oranda milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklar emniyetle üst bölgelerine geri döndü. Çok sayıda bu operasyon sonunda teröristin etkisi hale getirildiğini, her renkten teröristin etkisi hale geldiğine dair istihbari bilgiler almaya başladık. Şu anda olayları yakından takip ediyoruz. Akar görevdeki Mehmetçiklere seslendi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Görev bitmedi. Ne zamana kadar? En son terörist etkisi hale getirilinceye kadar. Yeni görev hazırız şu andan itibaren. Kolay gelsin. Operasyonlar yurt içinde de başarıyla sürüyor. Eren Kış 18 Hakkari Kazan Vadisi operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı operasyonların vatandaşın desteğiyle devam edeceğini belirtti. Yurt içindeki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Eren operasyonları genişletildi. İçişleri Bakanlığı Eren Kış 18 Hakkari Kazan Vadisi Şehit Jandarma Assubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonla birlikte PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, Eren operasyonlarının vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edeceğini belirtti. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan 1050 personel, 68 operasyonel tim görev aldı. Çocuk Hakları adı altında basın toplantısı düzenleyen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'a PKK'nın çocukları dağa kaçırması istismara girmez mi sorusu yönelttik. Çocukların dağa götürülmesinde HDP'nin oynadığı rolü gizlemeye çalışan Kaçmaz, bir istismar varsa sorumlusu iktidardır dedi. Kaçmaz'ın açıklamasına tepki gösteren Diyarbakır anneleri ise her şeyin ortada olduğunu belirtti. HDP'nin bir an önce kapatılması gerektiğini vurguladı. Çocuk Hakları adı altında mecliste basın açıklaması yapan HDP'nin maskesini Aydınlık gazetesi düşürdü. Diyarbakır anneleri çocukları dağa kaçıran PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye tepki gösterdi. İstismar varsa bunun sorumlusu da iktidardır diyoruz. Dağda çocuk istismarı var. Bu da HDP'nin aracılığıyla yapılıyor. Çocuklarımızı dağa götüren HDP'dir. Çocuk komisyonu kuran HDP, mecliste baroların çocuk hakları merkezleri temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıdan sonra HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve beraberindeki heyet mecliste açıklamalarda bulundu. HDP'li Kaçmaz, Aydınlık gazetesi muhabirinin PKK'nın çocuk istismarı yapıp yapmadığı yönündeki sorusuna kaçamak yanıtlar verdi. Çocukların HDP binalarından daha kaçırıldığını görmezden gelen Kaçmaz, iktidarı suçladı. PKK'nın 13-14 yaşındaki çocukları daha kaçırması, eline silah vermesi, çocuk istismarına giriyor mu? Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tüm istismarların karşısında HDP bugüne kadar durdu. Durmaya da devam edecek ama dediğimiz gibi iktidarın istismarları önlemekle yükümlülüğü vardır. İstismarları, bu suçları önleyecek olan muhalefet değildir, iktidardır. Bu sebeple bir istismar varsa bunun sorumlusu da iktidardır diyoruz. 43 yıldır kız çocukları dağda tecavüze uğruyor. HDP, DBP farklı isimlerle siyasiler geliyor. Kandil, ABD, İsrail'e vekillik yaptılar. Kürt halkını ezdiler, eziyet ettiler. Cinciyat azadi diyerek kadın hakkı diyorsunuz,
Siz kadınlara ve çocuklara en çok zulmü yapmış bir siyasi partisiniz. HDP'ye tepki ulusal kanala konuşan Diyarbakır annelerinden geldi. Anneler il ve ilçe binalarından çocukları dağa kaçırıp PKK'ya teslim eden HDP'nin bir an önce kapatılmasını istedi. İktidar çocuklarımızı dağa çıkarmadı. Tam tersine teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Çocuklarımız iktidara güvenerek teslim oluyor. Birinci dereceden suçlu olan siyasi parti görünümlü olan HDP'dir. İstismar, şiddet var. 5 yaşında, 10 yaşında çocukları eğitiyorlar. Silahı eline veriyorlar, savaştırıyorlar. Her şey meydanda. Benim çocuğum nerede şimdi? Mesleği elinde olacaktı, bir gazeteciydi, muhabirdi. O parti hain parti. O parti PKK ile işbirliği yapıyor. Çocukları gençlik kollarıyla kendilerine çekiyorlar. İnşallah kökü gelir biter. Bu parti kapansa bizim bayramımız olur. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını destekleyebileceklerini, ortak aday fikrine de açık olduklarını söyledi. Sancar, HDP olmadan seçim kazanılmaz dedi. Güya indirim diye. HDP'den ittifaka hazırız açıklaması geldi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, muhalefetin ortak aday fikrine açık olduklarını söyledi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Sancar, Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istediklerini belirtti. 6 partinin görüşmesiyle ilgili de konuşan Mithat Sancar, HDP'nin muhatap alınmadığını ancak kilit parti olduklarını savundu. HDP'yi muhatap almadan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılamayacağını belirten Mithat Sancar, HDP olmadan seçimin nasıl kazanılabileceği konusunu muhalefetin topluma anlatması gerekiyor dedi. Güya indirim diye sunulan şey halkın... Sancar, milletvekili seçimleri için 3. ittifak çalışmalarının bulunduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda terörle mücadelenin yansımaları konuşuldu. Toplantının ayrıntılarını da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Dinleyelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda terörle mücadelenin etkisi gündemdeydi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 50 milletvekiliyle istişare toplantısı yaptı. Toplantıdan sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantının açılışında iç siyasetle ilgili olarak, dış siyaset, dış gelişmelerle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Çelik, toplantıda Doğu ve Güneydoğu'daki milletvekillerinin terörle mücadeleye dair gözlemlerini aktardığını söyledi. Vatandaşımızın üzerinde geçmiş yıllardan beri oluşan bu yapıların, daha 10 yıllara cari bu oluşumların teker teker darmadağın edilmesinin ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu, kendi illerindeki çeşitli gelişmelerle de terörle mücadelenin yoğun olduğu illerde milletvekilliği yapan ve bu toplantıya o çerçevede katılan arkadaşlarımız ifade ettiler. Çelik, terör yuvalarına hedef alan Kış Kartalı harekatıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın başarısına da dikkat çekti. Bu terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir. Halen müttefiklerimizden bu terör örgütlerine silah gönderenlerin yaklaşımları ortadadır. Bütün bu tabloya baktığımız zaman bu gördüğümüz terör yapılarını darmadağın etmek ve yok etmek egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en meşru hakkıdır. CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'a yaptığı ziyareti değerlendiren Çelik, bu duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu nefret söylemine, bu nefret siyasetine karşı bir tavır, bir ses çıkmamıştır. Dolayısıyla bütün bunlar yokken gidip de bir hakareti desteklemek, bir nefreti desteklemek üzere ziyarette bulunmak hiç kimse için içine düşülmesini önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Çok kısa bir ara, ardından günlük devam edecek.
Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları ertelenecek mi? Borçların faizleri silinecek mi? Hükümetin bu konuda bir çalışması var mı? Ulusal Kanal bu soruyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Yanıtı da haberimizde. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ekonomik kurtuluş savaşının erleri çiftçiler, Türkiye'nin zaferine kilitlendi. Üreticiler daha fazla üretmek istiyor. Ancak mazot, gübre, yem, enerji maliyetleri çiftçileri kara kara düşündürüyor. Kredi borçları ve faizleri de çiftçinin sırtındaki kambur. Ulusal Kanal, tarım kredi borçlarının ertelenmesi ve faizlerin silinmesi konusunda hükümetin çalışması olup olmayacağını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Pakdemirli, devletin faizsiz kredi verecek imkanının olmadığını söyledi. Ekstra yapılandırma sıfır faizli olmaz. Böyle bir imkan yok. Çünkü devletin böyle bir imkanı yok. Bildiğim için söylüyorum. Biz isteriz sıfır faizli olsun, bedava olsun, hibe olsun ama bunlar hep devletlerin imkanlarıyla beraber yapılan işte ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur böyle bir şey. Yani sıfır faizli işte çiftçi kredisi. Piyasa neyse piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun koşullarda çiftçimizi biz desteklemeye devam ediyor olacağız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de gazetecilerle bir araya geldi. Ulusal Kanal'ın çiftçi kredi borçları ve faizleriyle ilgili sorusuna uzun yanıt verdi. Pakdemirli, faizlerin silinmesi, borçların ertelenmesi ve sürekli yapılandırılması bizi doğru bir noktaya getirmez dedi. Faizlerin silinmesi, borçların ertelenmesi, sürekli olarak yapılandırılması da bizi çok doğru bir noktaya getirmez. Bakan Pakdemirli, 3,5 yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çiftçinin gelirinin arttığını ve borçların azaldığını savundu. Şöyle söyleyeyim, geçen yıl itibariyle baktığımda %80 oranında çiftçinin geliri artmış. Çiftçinin borçluluğu da %40 küsürler civarında artmış. Yani bunun anlamı şu, 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki durumu karşılaştırıyorum. 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geldiğinde çiftçinin hasılaya göre %52'ye gelmiş olan borcu bugün %40'larda. Bunun anlamı şu, çiftçimiz bugün para kazanıyor ve bu kazandığı parayla da borçluluğun önemli bir kısmını da hafifletmeye doğru gitmiş demektir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifine olan kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilere haciz geldiği, çiftçilerin hayatına son verdiği olayların münferit olduğunu belirtti. İntihar ve haciz haberlerinin maksatlı yapıldığını ifade eden Pakdemirli, diğer sektörlerde de benzer sorunlar yaşandığını söyledi. Türkiye'nin Ocak ayındaki ithalat-ihracat dengesi açıklandı. Verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi. İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme bu yılda devam etmektedir. Ocak ayı ihracat-ithalat rakamları açıklandı. İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. 2021 yılının Ocak ayında 15 milyar dolar olan ihracat, 2022 yılının Ocak ayında 17,6 milyar dolara yükseldi. 2021 yılında 18 milyar dolar olan ithalatsa 2022 yılının Ocak ayında 28 milyar dolara çıktı. İthalatımız ise Ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak ayında 3 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2022 yılının aynı ayında 10,4 milyar dolar oldu. Tüm bu veriler ışığında açıkça ifade etmek gerekirse yılın ilk ayı itibariyle bir önceki yılın Ocak ayıyla mukayese edildiğinde ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuş bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre geçen yıla göre mısır ve pamuk ithalatında artış yaşandı. Buğday, ayçiçeği ve soyada düşüş oldu. Kuraklık nedeniyle 2021 yılında buğday üretimi azaldı. Bu nedenle de 2022'de ithalata başvurulacağı belirtildi. 2021 yılı hububat ithalatı rakamlar açıklandı.
8 milyon 139 bin ton buğday, 2 milyon 107 bin ton mısır, 739 bin ton ayçiçeği, 2 milyon 631 bin ton soya, 1 milyon 193 bin ton pamuk ithal edildi. Buğday, ayçiçeği ve soyada 2020 yılına göre küçük miktarda azalış söz konusu. Ancak mısır ve pamuk ürünlerinde geçen yıla göre artış yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, ülke genelinde hububat üretiminin 2021 yılında kuraklık nedeniyle azaldığını belirtti. Buğday üretimini %14 oranında düşüşle 17.7 milyon ton, arpa üretiminin %31 düşüşle 5.75 milyon ton olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Azalışa önlem olarak ithalata başvurulacağı belirtildi. Elektriğe yapılan son zamlara tepkiler günden güne büyüyor. Vatan Partisi çözümün kamulaştırma olduğunu söylemişti. Ulusal Kanal Aydın'da elektrik sorununu vatandaşlara sordu. Bakın cevaplar nasıl? 500 lira geliyordu, 2 milyar geldi. Elektrik zamlarının ardından dağıtım şirketlerinin kestiği faturalar vatandaşları fena çarptı. Ulusal Kanal Aydınlılara mikrofon uzattı. Vallahi bizim eve 1,5 milyar geldi abi. Daha önce ne kadar geliyordu? Vallahi 350, yani en çok geldi 500 liraydı. Türkiye'de sadece Vatan Partisi elektrik dağıtım şirketleri kamulaştırılmalı diyerek çözüm sundu. Aydınlı vatandaşlar da kamulaştırmaya destek verdi. Yani geri kamulaştırılması daha uygun olarak düşünüyoruz. Yani şu anda elektrik faturası çok geliyor. Elektrikte kademeli tarifenin alt limiti 150 kW'dan 210 kW'a çıkarıldı. Ancak buna rağmen şirketler devletten 32 kuruşa aldığı elektriği vatandaşa alt kademede 79 kuruşa, üst kademede 135 kuruşa satıyor. Aradaki büyük fark dağıtım şirketlerinin kasasına gidiyor. Yani çok kötü değil, memnun değiliz. Daha önce 380'de 700 kusur geldi. Kamulaştırılmasını ister misiniz elektrik şirketleri? İsterim tabii, isterim. Vatandaşlar özelleştirmelerin geri alınmasına, elektrik dağıtım hizmetinin yeniden kamulaştırılmasına olumlu bakıyor. 500 geldi. Daha önce ne kadar geliyordu? 250 idi. Siz kamulaştırmayı ister misiniz? Tabii ki isteriz yani. Esnafı da elektrik faturası çarptı. Müşteriler için klima, elektrik sobası, iş yeri aydınlatması kullanmak zorunlu olan esnaf tepkili. 1850 lira. Daha önce kaç lira geliyordu? 1200 civarı. Ocağınki gelmedi daha henüz. Yani bu resmen devlet eliyle aracı firmalara vatandaş soyduruluyor. Buna karşıyız. Hem vatandaş hem işveren olarak kamulaştırılırsa daha iyi olacak. En azından vatandaş bu kadar yüksek fatura ödemez. Zaten büyük geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlar bütçelerine büyük darbe vuran elektrik faturalarına acil çözüm istiyor. 500 lira geliyordu, şimdi 830 lira geldi. Tekrar devlete geçmesini ister misiniz? İsterim, isterim. Bence aynen eski düzeni geçsin. Böyle vatandaş mağdur oluyor, çok mağdur. Yani ödemekte zorlanıyoruz yani. Antalya'da evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı 16. kez kapılarını açtı. Davetiyeden mobilyaya pek çok konu başlığı bu fuarda evliliğe dair bir araya geliyor. Özellikle de evlilik hazırlıklarına dair ne varsa vatandaşların ilgisini çekiyor. Zamlardan önce biraz ben birikimimi yapmıştım ama son kalan şeylerim artık yeni gelen zamlardan şey yapıyorum ama o da bayağı bir sıkıştırıyor yani. Öyle kolay değil yani. Hiç şu an gerçekten abla bayağı bir zor yani. Allah kolaylık versin. Benden sonrakilerine daha çok büyük kolaylık versin. Hani ben iyi kötü bir şeyler yaptım ama bundan sonrakine daha kolaylık versin yani gerçekten. Zor. Antalya'da evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı kapılarını açtı. Mobilyadan gelinliğe, organizasyondan davetiyeye, düğüne dair her şey bu fuarda. Bakalım çiftler alacaklarını gönüllerine göre mi yoksa bütçelerine göre mi belirliyor? Fiyatlar biraz maalesef pahalı. Şöyle bakıldığı zaman çok şatafatlı gibi geldi. Biraz daha sade, daha böyle günümüze hitap eden şeyler olmasını dilerdim. Fiyatlar nasıl? Hiç fiyatlarına bakmadım inanın. Sadece direkt görselliğe baktım. Pahalı. Ben baktım. Yani insan belini büker. Yaratıcı gelinlik tasarımları, damatlıklar, binbir çeşit davetiye, beyaz eşya, mobilya ve dahası. Bu fuar yeni yuva kurmaya hazırlanan çiftlerin uğrak yeri oldu. Şu an bir evlilik için tamamına nereden baksan bir sıfırdan başlamaya bak şey yapsan yani bir 200 milyara yakın para gidiyor yani beyaz eşyası, şu bu yani karşı taraf için erkek tarafı. Yani pahalı, her şey pahalı. Ucuz bir şey yok yani. Daha ekonomik şeylere kaçtık yani hani. Atıyorum 500 liralık değil de 300 liralıkmış. Düğün hazırlıklarına önceden başlayan çiftler daha şanslı.
Ancak ürünler ateş pahası. Birikim yapsan da bu fiyatlara pek bir şey yetişmez. Elbet kredi ya da işte taksitle kredi kartından çekerek öyle olacak. Kredi çekecek misin? Büyük ihtimalle çekeceğim. Öyle gözüküyor. Altından kalkamayız yoksa. Bir yıl değil, bir ay öncesine kadar bile daha kolaydı. Gün geçtikçe her şey daha da pahalılaşıyor. O yüzden bir gün bile beklemek bizim için zor olacak. Bir an önce halletmemiz gerekiyor. Çünkü her geçen gün her şey pahalılaşıyor. Döviz kurundaki dalgalanma gelinlik fiyatlarını da arttırdı. Bu yüzden çiftler de kiralık gelinlik seçeneğine yöneliyor. Gelinlik fiyatları tabii bu sene biraz fiyatlar yükselişe geçti dolar bazında olduğu için. Ama biz çözüm buluyoruz. Yine kiralık konusunda da yardımcı olabiliyoruz. Dolara bağlayan dantel, malzeme yani ham maddeler genelde. Bu sezonda en düşük fiyat aralığı geçen senenin 3,5-3'ten başlayan modeller bu sene biraz 4000 liraya çıktı kiralık konusunda. Ve yüksek olarak en yüksek rakamlarda 20.000-30.000'e kadar var tasarımlar. Onlar erdi muradına. Darısı bu şartlar altında yuva kuracakların başına. Yaklaşık 15 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için Türkiye Çim Sayı Sendikası ile işveren arasında anlaşma sağlandı. 2022 ile 2023 yıllarında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile enflasyonun üzerinde kazanım elde edildi. Türk İş'e bağlı Türkiye Çim Sayı Sendikası bir toplu iş sözleşmesi sürecini daha başarıyla geride bıraktı. Çim Sayı İş bir sendika olmanın ötesinde bölgesel, kurumsal, sektörel farklılıkları, kültürel, sosyal çeşitlilikleri bir araya getiren, ortak müştereklerde buluşturan bir Türkiye mozaiğidir. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi, emek ve alın terinin burçlara dikilen bayrağıdır. Çim Sayı İş çocuklarımıza gelecek, toprağın sanata dönüştüğü ocak, alın terine açılan kucaktır. 2010 yılından bu tarafa elde ettiğimiz başarılar ortadayken sosyal sendikacılığı kendimize temel görev olarak bildik. Çimento, cam, seramik, alçı ve aşındırıcı taşlar alanında çalışan yaklaşık 15 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 2022 ile 2023 yıllarında geçerli olacak. Enflasyonun üzerinde elde edilen kazanımlarla oldukça yükseğe taşınan sosyal hakların sendika üyelerinin yüzünü güldürdüğü belirtildi. Üyelerimize hizmetler sunarken bu davanın pazara kadar değil mezara kadar olduğu bilinciyle emekli olan üyelerimizin de tüm sosyal haklarının devam ettiğini müjdesini veriyoruz. Toplu iş sözleşme sürecini masada bitirdiğimiz, işverenlerimizle karşılıklı güven ve anlayış duygusunu sürece hakim kıldığımız yeni dönem toplu iş sözleşmelerimizin başta Çim Sayı İş üyeleri olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Her sözleşme döneminde işçinin refah payını daha da yükselten anlaşmalara imza atan Türkiye Çim Sayı İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yeni kazanımları değerlendirdi. Çatışmanın değil diyaloğun, hayal pazarlamanın değil gerçekleri konuşmanın, ocakları söndürmenin değil bacaları tüttürmenin tarafı olduk. Sahip olduğumuz tecrübe ve vizyon anlayışımızla sektörel, kurumsal, bölgesel farklılıklar olsa da üyelerimizi enflasyonun üzerine çıkaracak büyük kazanımlar elde ettik. Kur korumalı mevduat sistemine yurt dışındaki Türk vatandaşları da dahil edildi. Yuvam hesabı olarak adlandırılan sistemle döviz hesaplarını Türk lirasına çeviren Türk vatandaşları kur korumalı sistemin avantajlarından yararlanabilecek. Yuvam hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Türk lirasını koruma hamlesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz birikimleri kur korumalı vadeli mevduat sistemine dahil edildi. Merkez Bankası yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi yani kısa adıyla YUVAM olarak adlandırılan sistemle hesap sahiplerine kur koruması sağlarken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda da getiri sağlayacak. YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Ayrıca Merkez Bankası bankaların bu mevduat hesaplarına uygulayacağı azami faiz oranını belirleme yetkisine de sahip olacak. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların Türkiye ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi. Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası'nca dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.
Dönüşüm kurunda dövizin Türk lirasına çevrildiği gün, Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. İlave getiri döviz bazında ana paranın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumundaysa kur farkı üzerinden hesaplanan faiz Merkez Bankası'nca hesap sahibine ödenecek. Vadeden önce çekim yapılması durumunda Merkez Bankası'nca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek. Tüketiciyi yanıltan indirim oyunlarına son verecek hamle Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Artık bir ürünün indirimi son 30 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden yapılacak. Sahte yorum ve puanlama engellenecek. Düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Öyle bir şey yok. İnsanları aldatmaca, başka bir şey yok. Göz boyama. Dev indirim, büyük indirim, şok indirim. Etrafımızda ve internette en fazla gördüğümüz reklam taktikleri bunlar ama artık bu ibareler tarihe karışacak. Sözde indirimlere son verecek hamle Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle bir ürünün indirimi son 30 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden yapılacak. Sahte yorum ve puanlamalar engellenecek. Düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Durmadan denetim, durmadan bakacak kim görevliyse bu işlerden sorumluysa. Düzenlemeyi Twitter hesabından duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicilerimizi en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Artık yazılı, sözlü ve görsel olarak yayınlanan indirim reklamlarında indirimden önceki fiyatın açık ve net şekilde yazılması gerekiyor. Yönetmelikteki reklamlarda sözcüğünün yanına indirimden önceki fiyat ifadeleri eklendi. Yeni düzenleme ile bir mal veya hizmetin son 30 gün içindeki en düşük fiyatı esas alınarak indirim yapılacak. Örneğin bu ürünün fiyatı 100 lira. Firmalar bunun fiyatını 150 liraya çıkarıp %50 indirimle 75 liraya satıyor. Aslında bu ürüne %50 değil %25 indirim yapılmış oluyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu durumun da açıkça belirtilmesi gerekiyor. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaysa indirimi miktarı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. İnternet satışlarında karşılaştırmalı fiyat sunumu yapılması zorunlu hale geldi. Reklam ve sponsorluk hizmetlerinde ise reklam ibaresinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Bir platformdan ürün alırken fikrinizi etkileyen en önemli unsurlardan biri tüketici yorumları. Bazı platformlarda ürün satışlarını arttırmak için sadece olumlu yorumları yayınlıyor. İşte bu düzenleme ile birlikte olumlu olumsuz ayrımı yapılmadan bütün yorumların yayınlanması gerekiyor. Finansal hizmetlere ilişkin de düzenlemeye gidildi. Buna göre kredili satışta faiz, vade ve maliyetin açıkça gösterilmesi gerekecek. İnanmıyoruz tabii ki de. Yani kandırılıyoruz herhalde yani. Gerçek değil mi o indirimler? Gerçek değil maalesef. Giriyoruz bakıyoruz yani indirimli fiyatı ucuz olması gerekirken daha da pahalı gösteriyorlar. Daha pahalı yani. Her şey pahalı pahasına. Öte yandan girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi haksız fiyat artışı yapan satıcılara haksız fiyat değerlendirme kurulunca denetimler devam edecek. Hepsi yalan yani. Kandırmaya çalışıyorlar yani başka bir şey değil. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı. Beyannamenin onaylanmasına yönelik Meclis Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla verilen kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'na gönderildi. Teklifle iki ülke hem askeri hem de savunma alanında ortak hareket edebilecek. Kafkasya'da barışın, huzurun ve buna bağlı olarak da refahın hakim olmasını düşünülüp değerlendiriyoruz, gayret gösteriyoruz. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkarılacak. Şuşa beyannamesi bizim için son derece açıklayıcı, son derece yolumuzu, önümüzü, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikamette, bu çerçevede yaptığımız çalışmalar vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Haziran 2021'de Şuşa beyannamesini imzaladı. Beyanname 1 Şubat 2022'de Azerbaycan Milli Meclisi tarafından onaylandı. Onayın ardından Cumhurbaşkanlığından gönderilen Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa beyannamesi de Meclis Başkanlığına ulaştı. Beyannamenin onaylanmasına yönelik Meclis Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla verilen kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Kısa bir müddette
Azerbaycan ordusu, Azerbaycan silahlı kuvvetleri öz dövüş kabiliyetini artıracak ve her tefe bütün uygunlaşma hayata geçirmeyle Türk silahlı kuvvetlerle bir yerde faaliyete hazır olacak. Beyanname ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecek. Askeri eğitim işbirliği konularında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Ve bu çalışmalarla birlikte savunma sanayi konusunda neler yapabileceğimiz, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla belirliyoruz. Beyanname teklifinde ikili ve çoklu formatlarda dayanışma ve karşılıklı yardım ilkelerinden yola çıkıldığı belirtildi. İlkelerin Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, sınırlarının dokunulmazlığı gibi milli çıkarlara dayanan konularda olduğu ifade edildi. Şuşa beyannamesi teklifinde Atatürk vurgusu da yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Azerbaycan halkının umum milli lideri Haydar Aliyev'in bilgece söyledikleri "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ve tek millet iki devlet" sözlerinin halklarımızın milli manevi serveti olarak değerlendirildiğini özellikle vurgulayarak Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ederler. Kanun teklifi 3 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif komisyonda kabul edilirse genel kurula gelecek. Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Seval Gülmez, adliyeye sevk edildi. Gülmez çıkarıldığı mahkemece terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı. Polis tarafından 26 Ocak'ta DPP İl Binası'na operasyon düzenlenmiş, il binasında arama yapılmıştı. Gözaltına alınan DPP İl Başkanı Seval Gülmez, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seval Gülmez, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezaevine gönderildi. Muş'ta terör örgütü PKK tarafından çocukları daha kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. HDP binası önünde eylem yapan aileler çocuklarının kaçırılmasından da HDP'yi sorumlu tutuyor. Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler Muş'ta eylem yaptı. Çocuklarına kavuşmak için her hafta çarşamba HDP Muş İl Başkanlığı önünde toplanıyor. Aileler çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. 21 Eylül 2014 tarihinden bu yana oğlumu HDP kaçırdı, PKK'ya teslim etmiş. Oğlu için eylem yapan baba Zeki Budak, gazetecilere 8 yıldır çocuğunu aradığını söyledi. 8 senedir ben eyleme devam ediyorum. Bugün değil, Diyarbakır'da, Muş'ta, dünyanın neresinde olursa olsun ben eylemi yapacağım. Oğlum gelmeyeceği kadar. Anne Gülbahar Teker de eyleme devam ediyorum. Biz gitmiyoruz, burada kalmakta kararlıyım dedi. Ederim, biz gitmeyelim, burada kararlıyım. Hatta bir tane daha kalsın yine kararlıyım. Ben gitmeyelim, buradayım. 3 senedir Diyarbakır'da burada tek başına karar verdim. Yine kararlıyım. Anne Ayten Koçan da 42 haftadır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. 42 haftamızdır biz buradayız. Biz çocuklarımızı istiyoruz yavrum. Benim oğlum 7 senedir ne haber ne bir şey ele götürdüler. Oğlum beni duyursunsa görürsünse yavrum dön gel devletimize teslim ol. Aileler eylemin ardından HDP ve PKK aleyhine slogan attı. PKK kahrolsun, HDP kahrolsun, Türk kardeşim, HDP kardeşim. Halkın Sesi Ulusal Radyo yeni dönemde yeni genel müdürüyle yola devam edecek. Marmara bölgesinde yayınlarını sürdüren radyonun hedeflerini ve planlanan çalışmalarını Halkın Sesi Ulusal Radyo'nun genel müdürü Ali Murat Engin'le konuştuk. İşte Ulusal Radyo'nun önündeki hedefler. Geçmiş dönem Aydınlık Gazetesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ali Murat Engin, Ulusal Radyo Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Geniş frekans ağıyla Marmara bölgesinde dinleyicileriyle buluşan Halkın Sesi Ulusal Radyo, atılımlarla gündeme gelecek. Radyonun yeni genel müdürü Ali Murat Engin hedeflerini anlattı. 1 Haziran 2018'de kurulmuştu. O günden bugüne 3,5 yıl geçti ve radyomuz her geçen gün büyüyerek çalışmalarını devam ediyor. Şu an itibariyle Marmara bölgesinde 6 ilde yayınlarımız sürüyor. İstanbul, Yalova, Bursa,
Balıkesir, Körfez, Kocaeli ve Çanakkale'de yayınlarımız sürüyor. Yaklaşık 30 milyon dinleyicimize bu bölgede yayınlarımızı iletiyoruz, sunuyoruz. Tabii aynı zamanda ulusalradyo.com üzerinden de bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya yayınlarımızı sunuyoruz. Ali Murat Engin, müzikseverlere ve ulusal radyo dinleyicilerine yeni müjdeler verdi. İnternet alanında yürütülen çalışmaları anlattı. Aynı zamanda ulusalradyo.com üzerinden de 10 farklı müzik türünde yayınlarımız sürüyor. Yani türküden popa, nostaljiden klasiğe, jazdan dünya müziklerine kadar 10 farklı türde müziklerimiz devam ediyor. Çok geniş bir yayın açısı var içeriğinde. Müzik çalışmaları sürüyor ve bu ulusalradyo.com sitemiz üzerinden de insanlar istedikleri zaman, istedikleri müzik türünde o an ne dinlemek isterlerse girip dinleyebiliyorlar. Ve bu da önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edecek. Ulusalradyo.com sitemizde güzel gelişmeler var. Sitemizin yenilenme çalışmaları devam ediyor. O yenilenme tamamlayınca da bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize duyurmuş olacağız. Engin, ulusal kanal ve ulusal radyo gönüllülerine teşekkür etti, çağrı yaptı. Türk milletinin büyük destekleriyle radyomuz kuruldu ve bugünlere geldi. Yayınlarımız daha da büyüyor, sitelerimiz daha da büyüyor. Önümüzdeki dönemde de herkese çağrımız olsun. Ulusal radyoyu daha çok destekleyelim ve bütün reklam verenlere de çağrımız olsun. Sesinizi ulusal radyodan duyuralım. Milyonlarca kişi radyo frekanslarından ve tüm Türkiye ve dünya olarak da ulusalradyo.com'dan sesinizi duyurmaya hazırız diyelim. Fedakar sağlık emekçileri zorlu kış şartlarında aşılama çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Elazığ'da aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşlara ulaşıyor. Kar kış demeden çalışıyorlar. Elazığ'da COVID-19 aşısı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yollara rağmen vatandaşlara ulaşıyor. 200 aşı noktasında sundukları hizmetin yanı sıra kar nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşları ziyaret ediyor. Aşı ekiplerinde çalışıyorum. Genelde bizim kurumlarımıza ulaşamayan, yatalak, yürüyemeyen, ciddi sorunları olan, hastalıkları olan insanlara sahada aşı yapmaktayız. Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekiplerin ziyaret ettikleri adreslerden biri de merkeze bağlı Harmanköy'dü. Kaçıncı olacak? Ben bu üçüncü. Tamam. Vatandaşlara evlerinde aşı yapan sağlıkçılar aşılarını yaptırmayan kişileri de bilgilendiriyor. İnşallah olur. Allah'ın izniyle faydası olacak inşallah. Olur. Başka yere baksana. Ekiplerin hedefi toplumsal bağışıklığı artırarak COVID-19 risk haritasında sarı kategorideki Elazığ'ın maviye dönmesini sağlamak. Ulusal kanal ekranlarında günün sonuna geldik. Saat 18.30'da ana haber bülteninde Gülşah İkinci sizlerle birlikte olacak ve gelişmeleri aktaracak. Görüşmek üzere. Thank you.